Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Yarın Türkiye futbolunda adım sanmayacak derecede önemli bir gece geçireceğiz. Beklenti o kadar çok fazla ki, soru işaretleri o kadar çok fazla ki, herkes yarın Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanıp oynanmayacağını konuşuyor. Bir taraftan Galatasaray şu saatlerde Urfa'dayken, öte yandan Fenerbahçe gidecek mi? Giderse A takımla mı gidecek? Takımın başında kimler olacak? İsmail Kartal'dan bir son dakika haberi var. Yetmedi. Dün gece yaşanan talihsiz bir olay var ki hepimizin içini cız ettiren bir olay. O da ne? Bir baba kıza saldırıda bulunuldu. Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e gitti. Ortalık neredeyse yangın yerine dönüyordu. Detaylarını konuşacağız. Çok sıcak açıklamalar var. Son dakika haberleri var. Yine konuşulmayanların konuşulacağı bir program olacak. Kimlerle beraberiz? Sevgili Evren Turan, Okan Koç ve Ümit Özat'la beraberiz. Abiler hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk Muşar. Enerji bol. Başlıkları duydum da bayağı futbolla alakalı hepsi. Bayağı bir futbol konuşacağız yani. Ben sana söyleyeyim Ümit. Bayağı bir futbol konuşacağız. Bu ekibe de yakışan bu olur abi. Ama biz artık şeyimizi geliştirmemiz lazım. Sen o konuda iyisin. Yani lazım. Siyasi olarak artık şu futbol konuşamayacağımız için daha çok. Abi değişti şey. Ya bu ekşileri falan. Yani dün siyaset programında futbol konuşuluyordu. Şimdi futbol programında artık siyaset konuşuyor. Hadi ya. Evet, abi evet, abi. Ya doğru söylüyorsun. Devir değişiyor. Ayak uydurmak lazım. Evet doğru söylüyorsun. Öyle abi yani şöyle futbolla siyaset bir şekilde iç içe giriyor. Ya haliyle giriyor değil. Yani yıllardır girdi. Şimdi hep söylüyorum da önceden böyle hani mesela bir ideoloji vardı. X bir partiden mesela diyelim ki şey diyor siyaset o değil. Mesela CHP'den MHP bir adam geçmezdi ne bileyim. Oradan Refah Partisi. Şimdi var ya futbolcu transfer eder gibi milletvekili transfer ediyorlar. Kulüplerde siyasi parti kıvraklığında hepsi abi birbirine girmiş. Herkes abi, o böyle bir şey olamaz. Yani korkunç açıklamalar var. İnanılmaz yani. Açıklamalar sonra var. Diyorlar ki işte bu işi işte YouTube kanalları tahrik ediyor. Dijital kanallar tahrik ediyor. Televizyoncular tahrik ediyor. Abi ne var yani bir oyun vardı da bir felsefe ortaya koyan biri vardı da veyahut da bu felsefeyi ortaya koymaya çalışana müsaade eden bir başkan vardı, bir taraftar vardı, sabreden bir yönetim vardı da bütün ülke bu adına konuşuyorum. Biz mi futbol konuşmadık? Adam nasıl bir kişi fazla oynarım onun hesabını yapıyor. Bir kişi fazla oynarım derken yani oyunda nasıl bir kişi daha fazla olurum onun hesabını yapıyor. Veyahut da diyor ki lan bir kişi eksik kalırsam ben bunun aslında eksik ya olmadığını hocam, nasıl oyunda belli ederim? Bunun hocam, hesabını yapıyor Avrupalı. Hocam tabii. Biz abi o oyunun dışında hiçbir şey tamam ben, bitti. Okan abi son buyur sen söyle pastaya gideyim diye. Ben senin gibi salonlarda veyahut da mermerli evlerde büyümedim. Ben kıraathanelerde, kahvelerde, sokaklarda büyüdüm yani. Şimdi biz oralardaki nabzı da biliyoruz. Oradaki insanlar da yani bak şunu söyleyeceğim. Çok güzel bir şey söyledin yani YouTube'lar falan tahrik ediyor diyorlar. İnsanlar sokaklarda bile bunu konuşuyor. Nasıl ben şimdi mermerli evlerde büyümedim derken? Ben oralarda büyümedim sen senin gibi. Diyor. Sen anladın da yani o ortamları bilmiyorsun o yüzden söyledim. Bir Ümit abi paslayarak söyleyeyim. Ümit abi yarın Fenerbahçe gidiyor mu? Olay ne durumda? Fenerbahçe'de hava nasıl? Fenerbahçe ne tür bir karar alacak? Bugün bir tır gördüm. Fenerbahçe'nin tırı Urfa'ya gitmişti. Yani ne oluyor? Fenerbahçe'de hava ne? Sanki ben Fenerbahçe muhabiriyim bir şey yapamadım. Valla bildiğimiz ya o camiaya yani yakınsın kaptanısın sen bildiğim U19'da çıkacaklar bildiğimiz U19'da çıkacaklar diye bir şey var ama diğer taraftan bir şey oldu biliyorsun işte Cumhurbaşkanı maç izlemeye gidecek falan filan gibi ortaya bir şey atıldı hani sanki ben öyle bir şey duymadım ama ya ben duydum ya teyit şey ettiremedim ama, yani teyit edildi evet ama herhalde işte o neydi bu Murat Zeki Göle o takım başına çıkacak. Evet getirelim onu ekrana. Zeki Murat Göle çıkacak. Yani maça dair hiçbir şey konuşamıyorum. Açıkçası bilgim yok. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Ama bildiğim bir şey var ki herhalde bu kadar konuşmaların üzerine daha başka bir de A takımına çıkılırsa o da olmaz yani. Madem alınan bir karar varsa onu uygulamak lazım. Zaten benim için mesela kongredeki alınan kararlar bir yaptırım kararı değildi Bişar. Sen yani, daha sert bir şey bekliyordun. Ama. Anlatabildim mi? Dolayısıyla U19'da çıkacağız. Yani net denilmedi ama herkes böyle bir şey son anda bir sürpriz olur mu? Onu gördükten sonra konuşmak lazım ama pek tahmin etmiyorum. Bir hemen Evren abiye döneceğim. Zaten 11 tane geçen maçı hatırla abi 11 tane İsmail yok. Fred takım yok. Sakat zaten. Zaten sakat. Onu da bir konuşalım aslında da birazdan konuşalım. Yani şunu da ben notu olarak alayım. Takımdaki sakatlıkları konuşmak lazım. Fenerbahçe'de oyuncular sakat.
Evet. Yani ben bugün bir Galatasaraylı sayfada okudum. Trabzon'un sayfada yine vardı. Yani hukukun ceza vermesine gerek yok. Allah cezalandırıyor yazanlar var. Onu yazanlar bence yani o ben değil, ben yazmıyorum bak. O doğru bir yorum değil. Ya. Allah niye cezalandırsın? Galatasaraylı oyuncular da sakat. Allah mı cezalandırıyor? O zaman onlara da aynısını demeler. Yani yazanlar var dedi. Galatasaray daha düne kadar Berkan'la, Ali Yeşilyurt'la, Ali Turap'la oynuyordu. O ya, zaman onlar da Allah... Ya, ben hani... Tabii ki her şey Allah'tan. O başka bir şey. Yani tabii. Allah'tan derken yani... o her şeyi yani derler, bilen gören o başka bir şey. Abi ama baktığın zaman da... Abi 50 maç oldu. Hiç Türkiye doğru, liginde. Tabii canım. Sağlıktan. Ya fark etmez. Sağlık üzerinden birine vurulmaz ha. Evren abi. Evet, o çok yanlış. Ya sakatlandı oyuncu, çünkü bu işi ekmeği. Yani adam sakatlanmış. Yapacağım bir şey yok. Ha, bu takımlar için talihsizlik mi? Talihsizlik. Ama bu kadroları niye kurdular, bu kadar geniş kadroları? Bunun için kurdular bu paraları. Bugünler için kurdular. Ama eksiktir. Ama fark etmez. Fenerbahçe eksik de olsa o eksik kadroyla gelmiyor ki. 19'da geliyor yani. O da çok normal bir durum değil. Yani burada ben yani tepki, buradaki tepki kime, onu anlamadım. Yani buradaki tepki TFF'ye mi? Türk futboluna mı? Yoksa ya, çünkü bu bizim için her türlü zarar. Anladın mı? Yani şimdi Urfa'ya gidiyorsun. İşte bugün Galatasaray gitti. Orada hep beraber olup başkanın da, iki başkanın orada olup Fenerbahçe Galatasaray olması vardı. Yani bunun şimdi burada amaç da bu takımlar niye kuruldu? Kupalar kazansın diye. Tabii ki. Yani her kupa çok önemlidir. Burada tepki, bence bu tepki yanlış. U19 tepkisi çok yanlış. Yani Türk futbolu adına da çok kötü. Yani bu bizim Avrupa açısından da bizim için çok kötü. Yani zaten her konuda marka değeri diyoruz ya, marka değerimiz falan kalmadı zaten. Yani markası falan da kalmadı ligin. Ha, bu kimin yararına ki? Ne oluyor yani bu? Lige çıkmayınca ne oluyor abi? Yani bu maça çıkmayınca bir kupa daha gidiyor. Tabii. Şimdi işin tehlikesi şu. Burada bir tepki var. İşte sakatlıklardan dolayı da çıkmak istemiyor falan diyor. O zaman seneye de Beşiktaş çıkmasın, Galatasaray çıkmasın. Böylelik mi olur? Yani ben de gelmiyorum. Anladın mı? Ya bu da normal bir durum değil. Ya buna bir şey koymak lazım. Bu yasaları da değiştirmek lazım. Ya bu şartnameleri, bu ceza şeyleri, mecbur oraya geleceksin demen lazım. E şimdi bakıyorsun. Abi Süper Kupa, Allah korusun, Fenerbahçe Olympiakos'a gidiyor. Şimdi Olympiakos'u çok biz şey yapmıyoruz. Bir virgül abi. İki tane süper çetler hemen sen yine sen demet. Hulusi Güç demiş ki, Bışar madem siyaset konuşuyoruz, Uğur Dündar neden ortamı geliyor? Bu iş nereye kadar böyle devam edecek? Evren ve Ümit hocama yorumu nedir? Birazdan Uğur Dündar'ın videosunu aldık ya, akışımızda var. Berkecan da demiş ki, Ali Koç çıkıp U19'da oynayacağız. Bu çocuklar onda yeseler aslanlar gibi oynayacak. Biz de en büyük destekçileri olacağız dese bir sorun kalmayacak. Bir de işin bu boyutu var abi. Yani Aziz Yıldırım'ın da bir söylemi var. Erol Bilecik gülerek söylüyor bu işi. Bu hoşuma gitmedi gibi bir şey diyor. Yani Fenerbahçe maçı tamamlamak üzerine de bir plan kurmuş değil. Tabii o daha acı bir olay. Yani burada o oyunda tabii o çocukların oraya çıkması, fark yemesi Galatasaray adına da bu maç ne olursa olsun tarihe geçecek. Ha, evet. Şunu da belki Fenerbahçeliler düşünüyor veya başkan düşünüyor. Bence çoğu Fenerbahçeli böyle düşünmüyor. Yani o kupayı da alacaklar mı yani? Çıkıp o sahada oynayacaklar mı mesela? E niye oynamayacak? Galatasaray oraya iki takım da hazır. Şartlar da onu gösteriyor. Anlaşmışsın, gitmişsin. Ve 7 Nisan'da da geçen Ümit'te de konuştuk. Orada biz yanlış şey yapmışız. Yani Olympiakos da maç oynuyor. Ben söyledim. Ha, ben o yayında da söyledim ben. Yani playoff maçını oynuyor. O, bak o yayında da söyledim Emin abi. O maçı var. Bir sonraki deplasmanda aman öbür hafta oynayacağı maç ertelendi. Evet. Zaten Karagümrük maçını öteleyelim diye federasyon da teklif etmiş. Gerek yok Karagümrük maçını. Bir de işin kötü bir yanı var. İnşallah olmaz. Fenerbahçe şampiyon olur. Konfederasyon kupasında olur. İnşallah. İsteğimiz o şu ortamda. Kupa lazım Avrupa'da. Ama sen şimdi Olympiakos'u biz çok önemsemiyoruz da. Gittin Olympiakos'ta yenildin abi, fark edin. Çok kupa kötü. Da gitti. Hani kupadan çok da elendin. Ne olacak? Burada bir kupa gitti. Verdin rakibine. E geldin buradan elendin. Kalıyorsun bir lige. Yani buradaki strateji, buradaki düşünce çok bana şey geldi, saçma geldi. Yani hatta bu hafta şeye gittim. Galatasaray da o konuda sıkıntılı. Tabii. Müzeye gittim bizim. Evet. Çok dolu. Yer yokmuş. Ben de bir yer açacaklar. Yani o kadar çok kupa olmuş ki. Anladın mı? Kendime geldim yani abi. Ben orayı görünce dedim ki biraz daha açın şu boşluğu. Bir kupa daha geliyor pazar günü. Anladın mı? Bir tane daha saklayın. Yani zaten kupalarla dolu. Sen bir de en az rakibine bir kupa daha veriyorsun. Bir alt bank geçelim mi? Evet. Şok. Evren Turan. Müziğe gittiğim yer yok. Galatasaray'da büyük panik havası. Evet, panik havası var. Orayı açıyorlar. Bir bölüm daha açın dedim. Burayı olmaz. Şimdi onu da açacaklar. Bu kupa gelecek oraya. Abi harika. Şimdi bu bakıldığında doğru bir yaklaşım değil. Değil. Türk futbol adına da değil. Burada amaç kupa kazanmak mı? Yani başkanın bu açıklamaları
Amaç burada kupa kazanmak ama kupa kazanmak değil bence. O zaman amaç ne? Yani takımların amacı ne? Kupa kazanmak. Niye bu kupayı istemiyorsun? Değil mi? Ya bu tepki federasyona mı, Türk futboluna mı? Neye yani bu tepki? Bak Hüseyin Geyik de demiş ki abi Fenerbahçe kesinlikle az kadroyla çıkmalı. Ezeli rakibi kendi elinde kupa verilmez. Yanlış mı söylüyorum? Ümit abiye sorar mısınız? Ümit abiye soracağım ama müsaade edersen abi Okan abiden de bir yorum alalım. Sonra Ali Koç'un görüntüleri var. Fenerbahçe bu kupaya hazır mıydı değil miydi? 7 Nisan'ı biliyor muydu değil miydi? Çok konuşulacak olay var. Erden Tümur'u yapılan bir tehdit var. Hatta tehditten öte Erden Tümur'la ilgili şike yaptığına dair bir iddia çıktı ortaya biliyorsunuz. Buna da geleceğiz. Hatta belki Ahmet Ercanlar'a da canlı da bağlanabiliriz. Bir altyazıda geçelim. Ahmet Ercanlar yayınımıza bağlanacak mı son dakika diye. Bir de arkadaşlar Okan abiye verirken az önce etiketimizi gördünüz. BTV'deyiz etiketiyle X hesabından yazanla herkesin fotoğraflarını ekrana getiriyoruz. BTV'deyiz etiketiyle. Okan abi sendeyiz. Sen üçüncü bir göz olarak, üçüncü bir yol olarak ne görüyorsun? Galatasaray'a Fenerbahçe arasındaki bu gergin ortam. Fenerbahçe sahaya çıkmalı mı? Çıkmamalı mı? Çıkmalı abi. Ne demek çıkmamalı ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Takımlar niye kuruluyor kardeşim? Bu kadar maliyetli oyuncular niye alınıyor? Kupalar için alınıyor değil mi? Tabii hedef ki. Nedir? Kupayı ya da şampiyonluk veyahut da Ziraat Türkiye Kupası. Sen bu kadroları bu yüzden kuruyorsun. Senin kitlelerin var. 20-30 milyon taraftarın var baba. Beklenti içerisinde bekliyorlar sizi. Yani bir şeyler yapın da kupa alın da sevinelim, mutlu olalım. 10 senedir de kupa aldığınız yok. Yani bir geçen sene Türkiye Kupası'nı aldınız. Burada Fenerbahçe. Kusura bakmasın sevgili Ali. Okan abi arada nasıl sapladı görüyor musun? Sana yok hani çok kupa alırsın da bu sene. Hayır. Şimdi gerçek realist olmak. Bunu tweet atalım Okan Koç. Beşiktaş da aynı şekilde ya olmuş. Ya 10 senedir kupa alamıyorsunuz. Bu kupayı niye istemiyorsunuz? Ey evet Fenerbahçe'ler. Evet abi ben onu anlamıştım yani. Sonuçta ne takımları niye kuruyorsun? Bışar başında da söyledim. Ya Fenerbahçe çok büyük bir avantajı var şu anda. Galatasaray'dan formda değil mi? Formda. Galatasaray kötü oynuyor. Ya böyle bir fırsat yakalamışsın ya. Çık git Urfa'da oyna. Binlerce insan oraya akın ediyor. Uçak biletini almış. Otel rezervasyonunu almış. Bilmem biletleri almış. Yazık değil mi o insanlar? Onların maliyetlerini kim karşılayacak? Ya Galatasaray helal olsun çıkacak oynayalım diyor. Üstelik şimdi abi bunun sebebi biletleri depremzedelere gidiyor. Evet abi bir de böyle bir şey var yani. Tamam Ali Koç çok yardım etti Koç Holding hiç olarak falan filan oralara giriyorlar insanlar da onlara saygı duyuyorum ama ben burada yarınki maçı değerlendirmek istiyordum. Yarın maçtan sonra da burada maçı değerlendirmek istiyordum ama kusura bakmayacak ben her gün ya buradayız da yani. Olacak. Ben maçı değerlendirmek, oyunu değerlendirmek anlamında söylüyorum. Ha kupamız şimdi, orada var. Şimdi kardeşim. Şimdi bu yeni yavru değişmiş o zaman. Değişmiş. Şimdi şunu ya, anlamıyorum. Bir tane göreli 13 yıl. Süper Kupa değil. Ama yarım elma gibiydi abi. Şimdi şunu evet, anlamıyorum. Evet, evet. Bir saniye şurada hocam. Ya. Bir saniye. Ben araya girmiyorum. Ben de gireceğim sonra. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Samet niye gülüyorsun kardeşim o taraftan? Şimdi Bışar. Bak kardeşim. Buyur abim. Şimdi fikstürden dolayı mı çıkmıyor Fenerbahçe? Neden dolayı? Tepkisini onu bir de çıkartsınlar söylesinler. Fikstür mü? Ya kardeşim ne maçlar oynandı ya? Ya ben bir örnek vereyim. Beşiktaş Salzburg'da oynuyor. Gece Türkiye saatine göre 11'de. Maç 1'de bitiyor. Soyunma odası duşmuş falan filan. Çıkman 3'ü 4'ü buluyor. Biliyor bak burada 3 tane futbol. 3. Oradan uçağa havalimanına 5. Cuma sabahı Türkiye'ye geliyorlar sabah 7'de. Oradan ter idmanı eve gidiyorlar. Cumartesi bir jenerasyon antrenmanı. Pazar derbi maçı oynadılar Galatasaray'ın önünde. 1-0 kazandı maçı. Yani sen niye bahane üretiyorsunuz ya? Fenerbahçe taraftarının bir beklentisi var. Düzgün koy bir abi. Bir tane hemen süper chat var. Hazar demiş ki ya Ümit birinden de kork be. Birinden de çekin be. Eleştirirsem sonra kanallarda çalışamam korkusuyla dil uzanmayan herkese diyeyim. Dil uzatabiliyorsun helal sana Galatasaray yazmış. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Hazar diye biri yazmış. Sebebi ne? Okan mı? Yok sana sonra cevaplarsın. Boşver cevaplama hocam. Gerek yok. Yok sebebi, söyledik ya süper chat olduğunu sebebi, alacağız diye. Sebebi kardeşim sebebini söyleyin de ona göre de biz değerlendirme yapalım. Tamam hakemleri, federasyonu, MHK hepsini burada hepimizi eleştiriyoruz. Çoğunda da art niyet olduğunu işte özgüvensiz olduğunu söylüyoruz ama bu maça senin çıkmama sebebin ne? Hiçbir anlamı sebebi olmayan bir maça çıkmamıyorsun ve avantajlısın şu anda ya. Kadro kaliten daha iyi. Oyuncuların formu da. Ya kusura bakmayacak Sayın Başkan. Sen şu anda Fenerbahçe kulübüne. Bak ben hep burada seni savunurdum. Hep ne derlerdi bana? Ali Koç'un Okan akrabası Koç Okan Koç diyorlardı. Fener'e mi şey yapıyorsun falan. Ben neyse onu söylerim. Beni biliyor. Kusura bakma. Şu maça çıkmaman ve şu kupayı maça çıkmadığın takdirde Galatasaray'ın alması çok büyük zarar veriyorsun Fenerbahçe'ye. Bak çok büyük zarar veriyorsun. Okan abi sana helal olsun. Kusura sen soyadı kimse. Koç olarak ben, bak, olduğu halde nasıl çıkmazsın maça? Bir dakika son bir şey. Fatih Çey demiş ki Evren abi saçın hangi şampuanla akıyorsun? Hüseyin Geyik demiş ki Fener az kadro ile eksiksiz çıksa tarih fark olur. Okan Mardin'den benim arkadaşım şey Arap sabunu gönderiyor. Evet. Evren abi veriyorum onunla yıkıyor. Yürüleştiriyor saçlarını. Çok güzel dolmuş. Yok, reklamlarda yani şunu anlamıyorum. Bak sevgili Bışar.
Beşiktaş çıkmadı bir maça, biliyorsun, kupa maçına. Kadıköy'de. Sağda tahrik olur, maç yarıda kalır, bir şeyler olur, böyle atarlar, bilmem neler yaparlar falan filan yaparlar. Ha, o maçın ardından bir duruş sergilersin, çıkmazsın. Ama şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanmış bir maç, yarıda kalmış bir maç, bir şey yok. Yani altını doldurabileceğimiz bir şey yok. Fenerbahçe, ben başkanın yanında olsam çıkardım kardeşim bu maçı, aslanlar gibi. Kazan kaybet fark etmiyor. Kazan kaybet, ama sen şu maça çıkmamakla Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun sevgili Ali Koç. Ne olursa olsun. Yani sebebini söylesinler. Fikstür. Ben bu fikstüre inanmam. Yalan atmasın kimse kardeşim. Fikstür fikstür yok. Futbolcu iki günde kendini topluyor. Bak burada iki tane, üç tane adım var. Yalan mı hocam? 48 saat. Ve pazar oynuyorsun. Perşembe Olympiakos'a gidiyorsun. 4 gün arada var ya. Kenol demiş ki Okan abi, maç kaybettiğinde ortalığı yangın yerine çeviren, Galatasaray kazandığında ihtilal çağrısı yapması inandırıcı değil. Fenerbahçe az bile yapıyor. Ben olsam kürek takımıyla çıkarım. Ümit hocam nerede? Biz oradayız. Berkecan demiş ki sizden ricam, Okan abi her konuşmanın arkasında Halis Rıza'yı çalsın. Ya sen çalıyorsun ya. Bak. Sevgili Ali Koç. Dinle şu futbol fakiri kardeşini. Futbol fakiri kardeşini kardeşim. Az buçuk top oynadı. 40 yıldır 40 yıl 42 yaşındayım. 30 yıldır futbolun içindeyim. Bak dinle şu kardeşini. Akşam acil radikal bir karar al. Ara İsmail Kartal'ı, futbolcuları ara. Özel uçağın da var. Gece bindir abi çocukları, futbolcuları, işte malzemeleri falan filan. Binin abi, özel uçağınızla gidin maça. Yarın çıkın. Ben size söylüyorum bak. Avantajlısınız. Böyle bir fırsatı yakalamışsınız. Bir daha da gelmez. Kolay kolay gel. Sonra 10 sene sonra, 5 sene sonra. Bak burada iddia ediyorum. Fenerbahçe taraftarı ne diyecek biliyor musun? Keşke bu maça çıksaydık diyecekler. Bak net söylüyorum burada. Bak benim bir amcamın oğlu var, Eyüp abi. Demiş ki Fenerbahçe kupayı tam kadroyla çıkarsa ve alamazsa Ali Koç zor durumda kalacağını bildiği için sahaya çıkmıyor diyor. Tamam da abi, bu futbolda var ki kazanma. Galatasaray her zaman Fenerbahçe yeniyor muydu? Yok. Biliyorsun kaç yıl serisi oldu, yenemedin orada yani. Kaybedebilirsin de kazanabilirsin de. Hayat bu abi. Ya burada işte başkanın bireysel egosu, kibiriyle, anladın mı, Fenerbahçe camiasını böyle yönlendirmemesi lazım. Daha mantıklı düşünmesi lazım. Abi iki tane video var. Arif Avcı demiş ki bu arada, Süper Kupa 100. yılında böyle mi hatırlanacak? Yazık, Atatürk için neler yaptın, takdir ettik ama bu mu uydu? Bu uydu. Bu 100. yıl kupası bir daha. Ümit abi selamlar. Evren abi bam bam bam. Okan abi selamlar. Mevlüt Abanoz demiş ki selam abiler, Fenerbahçe hep blöf yapıyor. Şampiyon olmak için her şeyi yapıyor. Yusuf Tavukuş demiş ki Ümit abi son zamanlarda seninle aynı fikirdeyim. Şaşırıyorum. Yunus Emre Korkmaz demiş ki Ali Koç her maçta 3 tane yediği için Galatasaray'dan bu defa çıkmadan 3 tane yemek istiyor. Evren abi. Ne diyor? Peki Ali Koç sürekli diyor Fenerbahçe'nin başkanıyken Galatasaray'dan 3 yiyor ya diyor. Zaten çıksa da 3 yiyecek. En iyisi çıkmadan 3 yiyindir. İşte. O güzel aslında. Vallahi iyi olmuş. Biz onu düşünüyoruz. Ama ben sana bir şey diyorum. Fenerbahçeli U19'da oyunculara çok büyük bir şans doğu ya. Ya Icardi, Torreira'yı. Yok yapmayacaklar. Oynatmayacaklar. Ya sahaya çıkacaklar ama. 10 dakika. O kadar. Tamam 10 dakika. Ne yapacak? Adele mi çektirecek? Hayır abi. Adam, nasıl oluyor? Hoca dedi ya böyle bir şey olabilir diye. Ben yok da o çocuklar öyle kullanma, yazık ya. Ya zaten bunu Ali Yıldırım demiş, birazdan geleceğiz. Çocuklara zırh yapma kendine demiş. Bir Ali Başkan'ın, Sayın Ali Koç'un açıklamalarını verebiliyor muyuz? İki programda da, İsmail Küçükkaya'da, Mehmet Akif Ersoy'un programında da. Neler demiş Ali Başkan bundan iki ay önce? Oraya mı çıkmış? İkisine çıkmıştı. O onları aldı ekibimiz, sağ olsun arkada. Ha Ali Koç çıkmıştı. Evet. Nerede oynayacaksınız? Federasyonun nerede karar verirse orada oynayacağız. Ne zaman? Federasyon ne zaman karar verirse? Ocak ayında deniyor ama Ocak ayında oynanması ihtimali yok. Biz nerede söylenirse orada oynayacağız. Anladım, hayır. Yani. Ama Ocak ayında oynanacak derse hayır deriz. Çünkü 7 tane maç var Ocak ayında. Ocak ayında 7 tane maç var. Takvim çok kısıtlı. Takvime baktık. Sportif direktör inceledi. Muhtemelen seçimlerimizin olduğu hafta maç yok. Belki onun cuması olabilir. Ya yani bizim baktığımız takvimde boşluk olarak tek orayı görüyoruz. Ama tabii bu federasyonumuzun yapacağı bir iş. Bu maçı... Bir öbürüne gelelim. Nisan ayının içinde oynanacağı kesin. Takvim çok yoğun, çok sıkışık. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin. Tabii Avrupa'da da nereye kadar gideceğimiz önemli. Ama bizler de tez zamanda bir planlama bekliyoruz. Çünkü biz de ona göre kendi planlamamızı yapacağız. Bir türlü federasyon bu tarihi belirleyemedi. Ama Nisan ayında olacağını söyleyebilirim. Ümit abi, Ocak ayında olmasına hayır deriz diyor. Ama federasyon neye karar verse onu yaparız diyor. Seçimlerin olduğu cuma olabilir diyor. Sonra da Nisan ayında olacağı belli ki netleşmiş. Ama Nisan ayında olacağı kesin. Ama federasyon da bir karar verirse biz de o tarihte oynayacağız diyor. Belli ki o sıralar da netleşmiş. Şunu soracağım. Aslında Fenerbahçe kulübü az çok Nisan ayında ve bu civarda maçının olacağını biliyordu. Ben de geçen bu stüdyoda şunu dedim. Fenerbahçe kulüp başkanı, Fenerbahçe yöneticileri, Fenerbahçe hocası
planlamalarında sen Ciro'yu biz geçeriz. Son 8'e kalırız. Burada da bir Avrupa maçı biliyorsunuz. Çünkü Avrupa takvimi hep belli. Ne zaman oynayacağını hep tarihler belli. Tamam. Bilmiyor muydu da bugünün meselesi gibi yapıldı. Tamam, bilsen yani, olacak abi. Şöyle olabilir tamam, Okan abi. Söyle. Baştan derdi ki biz 7 Nisan'da yapmayız. Çünkü oradan Avrupa'da Olympiakos'a kaç gün sonra oynuyorsun abi? Bir dakika abi? Hani ama dertleri o ya hani onu tamam, söylüyorlar. Tamam da ben de söylüyorum ben abi 4 gün noktadayım. Ara var abi, babacım değil. Ya. Okan abi ben senin aynı noktadayım. Problem şu. Zaten biliniyormuş da şimdi niye bu yapılıyor? Sana soruyla paslayacağım. Şenol da demiş ki siz futbolun paydaşları olarak artık kulüpleri konuşmayı bırakın. Futbolumuzu düzeltmek için yayınlar yapın. Siz başlatın gerisi gelir. İnanıyorum buna. Hiç inanma Şenol. Biz başlatsak kimse gelmez. Yayında izlenmez. Ümit abi sendeyiz. Biliniyor da aynı zamanda niye bu oluyor? Bu tarihlerin olacağı, şimdi bu tarihlerin yani belirleneceği günlerden önce bu mevcut olay yaşanmadı, Trabzonspor olayı. Yani başkanın yaşanmadı, dediği evet, gibi bardağı taşıran son damla. Evet, yaşanmamış. Şimdi bir defa hiçbir savaşın kazananı yoktur. Anlatabildim mi? Kavgada yani kimse %100 haklı olamaz. Yani bu bir namus davası değil, başka bir şey değil. Kimse de %100 haklı olamaz. Şöyle bir şey var. Burada ne olması lazım? Bak şimdi bir şeyler yaşandı tamam. İşte Galatasaray geldi başkanın ölmüş kardeşi üzerinden. Başkan geldi Galatasaray'a işte o olaylar oldu. Bir adım atıldığında şimdi bu Trabzonspor olayı olduğunda Galatasaray kulübü pekala Fenerbahçe'ye bir geçmiş olsun mesajı çekebilirdi. Kesinlikle. Yapmalıydı bunu, da. Bak, bunu yapsaydı bu Süper Kupa oynanırdı. Bak benim onların evet, fikri değil, benim fikrim. Evet abi. Galatasaray oyuncular. Onlar sizin meslektaşlarınız. Hep söylüyorum ya bu işin mağduru ilk yaşayanı benim Türkiye'de. Aynen öyle. Ve aynen öyle. Yani orası futbolcunun yatak odası ya. Fotoğrafları alırsın. Yani evet, saçma sapan örnekler verilerek işte hani konuştuk ya. İşte futbolcu ona niye vurmuş kardeşim? Futbolcunun yeri, taraftarın yeri, tribün, futbol. Yani oralara tekrar gelmeyelim, şöyle gelmeyelim ama anlatmak zorundayız. O günden sonra Galatasaray Kulübü dese ki bir geçmiş olsun dilese bugün bu Süper Kupa'nın oynayıp oynanmaması gibi bir durum hiç olmayacak. Şimdi Dursun Özbek açıklama yapıyor. Bu konu diyor, bu Süper Kupa diyor, bayram havası şenliğinde oynanmalı, yaşanan olaylardan bağımsızdır. Nasıl bağımsızdır ya? Bağımsız nasıl olur abi? Yaşayan o tabii, sen yaşamadığın için anlamazsın. Hayır, hayır. Yaşamadığın için, senin başına gelmediği için anlamazsın. Sen Süper Kupa'yı bu yaşanan ortadaki kavgadan nasıl ayrı görürsün? Zaten bu kavgalar bu işi bu raddeye getirdi. Bu noktaya getirdi. Yani ben demiyorum ki herkes %100 haklı, herkes %100 haksız. İki tarafında hatalar da vardır, doğruları da vardır. Bu Trabzon'da olan olaylardan dolayı mı? Trabzon'da olan ne dedi? Bardağı taşıran son damla dedi. Tamam. Şimdi abi meslektaşız. Yani bak mesela ben Ankara Gücü antrenörüyken o olayda ilk beni şota aradı geçmiş olsun diye. Bir tane yerli antrenör aramadı, şota aradı beni direkt. Helal olsun. Bak o zaman Kayseri Spor'un hocasıydı. Yarın başka bir yerli antrenörün başına gelse ben de aramam. Beni aramayanı bir... Bu şöyle dedi. Cenaze, taziye örnek veriyorum. Sana başsağlığı dilemeyene gelene sen de gidersin. Bravo. Senin düğününe gelene sen de gidersin. Ne dökersen onu toplarsın derler. Böyle bravo, bir laf vardır. Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen onu biçersin. Aynen öyle. Şimdi yani. Dursun Özbek diyor ki ya bu konu diyor bayram şeyinde Dursun Özbek'te de şey çıktı. Bir ara şey vardı biliyorsun futbolcularda. Neticede kelimesini kullanırlardı. Ben biliyorum ne diyorsun. Hep bu cümleler iki kelimede bir neticede şu olması lazım. Neticede böyle bir cümle kullan. Şimdi Dursun Özbek'e bakalım. İtidalli olmak lazım. İtidalli olmak lazım. Ya başkan olmak lazım da. Yani öyle bir sakin konuşuyorsun ki abi. Ben demiyorum tamam başkanın da hataları vardır. Ama sen de sessiz kalıyorsun ama senin de bu işte dibine kadar senin de hataların var. Biri bağırarak bağıra bağıra ifade ediyor. Biri sessiz karşı tarafı çıldırta çıldırta ifade ediyor. Yani şimdi sen bu Süper Kupa olayını, bu oynanmama olayını, bu yaşananlardan bağımsız yapamazsın Bişer. Bağımsız kılamazsın bir ondan olayı. Yani o bir süreç. Ha, Süper Kupa oynanmalı, şey, tam kadro çıkmalı mıydı, çıkmamalı. Zaten Süper Kupa, hatırlarsan ta o zaman da söyleyeyim. Benim için çok da ehemmiyet olan bir kupa. İtalya'ya taklit etmişler. Lig kupasıyla, Türkiye yani. Ama Galatasaray'a karşı oynamak daha iyi bir şey değil mi abi? Ya konu Galatasaray'a... Virgül koy, bir Süper Jet hemen. İrim Süper Jet'lik demiş ki, Bişer araya çok giriyorsun, konuların sonu gelmiyor. Doğru söylüyorsun ama akışkan oluyor bana kalırsa. Böyle daha iyi, oradan oraya geçiyoruz.
Cumhur demiş ki izleyicileri germeyen tek spor programı BTV helal olsun. Yöneticilik başarısı. Bazı yöneticiler örnek almalı. Şampiyon Cimbom. Çok teşekkürler Cimbom. Cumhur. Veysel Köseoğlu demiş ki kaptanı dinleyince 360 TV aklıma geliyor. Yunus Emre Korkmaz demiş ki Ali Koç açıklama yaptı. Hakem dövüldü açıklama yaptı. Trabzon'un olayları oldu yine açıklama yaptı. Galatasaraylı çocuk bir tarafta darp edildi. Her olayda neden Ali Koç var acaba? Bence bunu konuşmak lazım. Şenol demiş ki Almanya'da Almanya'nın kupasını bırakın. Bu sezonu gelecek sezonun final tarihi belli. 24 Mayıs 2025. Bizde neden daha önceden planlanmadı? Şimdi Almanya'da ben de oynadım. Her maç 15.30'dadır. Bir tane maç 18.30'dadır. Evet abi. Her şey şimdi ben söylediğim zaman konunun o kadar gidecek yerleri var ki. Şimdi söylediğim zaman hani belki ya benim de sevdiğim yeri geldiği zaman sizin eleştirdiğiniz insanlar vardır. Sizin de sevdiğiniz yeri geldiği zaman benim eleştirdiğim insanlar vardır. Maalesef bir yerde olan insanlar hangi camiden olursa olsun insanları çok yanlış yönlendiriyorlar. Abiciğim Almanya'da dediğin yerle bak Mişel konuyu bir yere bağlayacağım. Buyur abi. Çok. Bir kanal var. Bütün maçlar dönüşümlü gösteriliyor. Dönüşümlü. Hani bizde ligin son haftaları yaparlar ya böyle evet, iddia yani, dolanmışlar. Oradan oraya oradan oraya bağlanıyorlar. Bir kanal var. Her maçı ayrı 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 yani her maç ayrı bir kanalda canlı. Her maç. En düşük oynayan geçen yazdım 17 bin kişi oynuyor. Korkunç bir rakam. Ben Köln'e gittim. İkincilikte 38 bin kişi oynadık. En düşük maçımızı Aue takımına 52 bin kişiden aşağı oynamıyoruz. E şimdi Acun Efendi diyor ki Türkiye'de maçlar canlı yayınlandığı için statlar dolmuyor. Yani ne alakası var? Ne alakası var? Orada da canlı yayınlanıyor. Senin ülkende de Premier League, senin takımın olduğu ülkede de canlı yayınlanıyor. Yanlış bilgi. Ya bizdeki tek sorun şu abi. Maalesef parası, pulu, mevkisi, makamı olan insanların sözlerini çok itibarlı, çok değerli buluyoruz. Geçerli buluyoruz. Yanlış abi. Şu karikatüre baksanız abi orada. Bizi izlerken yanlış. Kimse kusura bakmasın. Sen oyun, aslanın önüne şimdi şuraya geleceğim. Emin ol yarın Süper Kupa maçı. Fenerbahçe tam kadroyla belirse emin ol bütün statta olmayacak. Ama seyirci sayısı şey tribün çok kalabalık değil. Yani tamam. E şimdi hani ondan dolayı da 18 bin kapasite. Hani doğru. Şu en son. Belki de olmaz en cümle şunu söyleyeyim. Bu iş nereye kadar gidecek abi? Zaten bu kupayı Arabistan'da oynatarak bir rezilliğe karar al. Federasyon bir karar verdiniz. Yani bu Arabistan gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında kalkıp da hiç alakasız bir yerde misal ki milli sınırlar içerisinde oynamaya bu kupayı Arabistan'da oynama gibi bir karara zaten böyle bir rezalete imza attınız. Sonra bir daha onu bırak. Şimdi haklı olarak 3 Temmuz Yargıtay oynadı mı sen daha bilirsin bunu. Yani oynadı değil mi? Ona şampiyon değil. Kim? 3 Temmuz'un? Fenerbahçe. Tamam. Beşiktaş diyor ki ben 3 Temmuz'un Süper Kupası'nı oynamak istiyorum. Bir. Bu senenin Süper Kupası'nı oynamadın. İki. Evet. Şimdi daha bu yeni bitecek sezonun Süper Kupası var. Üç. Demek ki bu Süper Kupa dandik bir kupa ki bu kadar bu kupayı böyle değersizleştirdiniz. Yani tamam ben Galatasaray'ı da anlayabiliyorum. Rakibini sahada görmek ister. Son bir şey söyleyeyim. Karagümrük maçıyla alakalı. Bakın mesela Olympiakos'un maçı ertelendi. Olympiakos'un o altılı grup var ya Panathinaikos, PAOK, Olympiakos, Aris, AYK ve her neyse. Bir takım daha. Şampiyonluk grubundaki maçı erteleniyor. Şimdi Fenerbahçe Süper Kupa maçının ertelenmesini istiyor. Başkan orada ne dedi? Ya diyor siz diyor Karagümrük'ü nasıl, hadi bizi ikna ettiniz Karagümrük maçı için de diyor. Karagümrük'ü nasıl ikna edeceksiniz diyor. Biz ne desek onlar yaparlar diyor federasyon. Onu hallederiz biz diyor. Niye? Galatasaray'a maç iptal ettirmek kolay değil. Değil mi? Ama Karagümrük'ü iptal ettirmek kolay. Bir de bu açıdan bakın. Yani Karagümrük otur otur kalk kalk. Şanar olanı mı Karagümrük? Değil. Peki yarın şimdi aynı şeyi konuşalım. Bazen zaman geriye sarılır da ileri saralım. Ben sana bir şey söyleyeyim. İki konuya değineceğim bırakacağım. Geleceğe mi gidiyorsun? Geleceğe gidiyorum. Seneye Galatasaray'ın bir Avrupa Kupası maçı var da burada ertelenme veyahut da kamuoyunda ertelenme talebi olduğu zaman ben dedim ki bunu böyle mümkünatı yok kardeşim. Ama o oldu zaten. Yani örneğini verdim ben. Hayır. Beşiktaş, bir dakika. Barcelona vardı. Hayır kardeşim bu federasyon. Ya Beşiktaş'ı bırak abi sen. Şu anda konu Beşiktaş değil. Galatasaray'ın hani Beşiktaş Barcelona maçları peş peşeydi. Ertelenmedi Galatasaray maçı. Ya abi ertelenen de var abi. 2000 yılında şampiyon olduğu çok zaman eski var. Eski olur mu sen? Eski yeni diye bakamazsın. Örneği var. Emsal teşkil eden bir şey var. Ertelenmiştir ama. Tamam. Ya da şöyle bir şey söyleyelim. Bugün Galatasaray Sparta Praha eleseydi de bu hafta maçı olsaydı ikisinin birden maçı iptal olur muydu? Kesinlikle iptal olurdu. O zaman demek ki adaletsizsiniz bak, kardeşim. Bak ben ne kadar objektif size demiyorum federasyona diyorum. Bak ben de ne kadar objektif konuşuyorum. Anlatabildim mi? Bir. O zaman demek ki adaletsizsiniz. Yarın olmaz diye bir şey yok. Fenerbahçeli oyuncuların uğradı. Abi nefis bilemezsin. Fenerbahçeli oyuncuların uğradığı saldırıya
Aynısını Galatasaraylı oyuncularla uğrasın. Bak dilemem ama dilerim. Niye dilerim biliyor musun? Anlasınlar diye mi diyorsun? Mehmet Çetin teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'de oyuncuların yaptığının yanlış olduğunu, sırf anlık bu işten nasıl biz karlı çıkarız, 5 oyuncu ceza alır da Fenerbahçe bu yarışta yara alır diye. Hani bir faul olur, oyun içinde bir şey olur, eyvallah hakem vermez. Orada doğru doğru eğri eğri onu söyleriz. Yarın aynısını Galatasaraylı oyuncular yaptığı zaman bugün aynı pozisyonlara Fenerbahçe'de oyuncular ceza alsın diyen adamlar veyahut da Galatasaray camiası kendi oyuncularına kendini savundu diyecek. Nerede bu iş adalet? Futbol sahaya giren bir adam varsa karşılığını görecek, kimse kusura bakmaz. Yani ben diyorum ki temel konu şu. Şimdi bugün çok affedersiniz bu cümleleri kullanmak istemem. Şerefsiz bir troll grubu benim birkaç kişinin numaralarını paylaşmış. Oğlum bir edepli olun, ahlaklı olun. Yani düşmanın bile merti lazım. Namussuz olmayın yani. Bizim numaramızı paylaşsanız ne yapacaksınız? Ne geçecek elinize? Bunu bizden de yapan varsa aynı sözlerim geçerli. Ama biz o adaleti hoş bir şey değil abi. İyi bir bu şey adaleti değil. Biz sağlayamazsak, yani şimdi abi Galatasaray'a karşı bir hata varsa bunu sadece Evren abi söylemesin, ben de söyleyeyim. Ama Fener'e karşı bir hata varsa bunu sadece ben söylemeyeyim, Evren abi de söylesin. Burada olanlar için konuşuyorum. Yani genel etraf kimse olmadığı için onlara bir şey diyemem. Yani o zaman adaleti sağlayamadığın yerde kavgayı bitiremezsin abi. Bravo abi, doğru söylüyorsun. Ya yani bizde ne var? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. O doğru bir mantık. Yani şimdi bakıyoruz. Ben diyorum ki kardeşim mesela. Hayır, bu da teknik boyutu. Abi Tete'nin pozisyonuna, şimdi bak aslında Tete'nin pozisyonuna penaltı diyemeyenin, penaltı değil diyemeyenin İrfan Can'ın pozisyonuna yorum yapma şansı yok. Aslında Avrupa'da ikisi de penaltı değil. Tabii, doğru söylüyorsun, çok doğru söylüyorsun. Yanından bile geçmezler. Gülerler bile, sarı kart verirler belki. Ama biz diyoruz ki, ben Fener olarak diyorum ki, Galatasaraylı öyle dediği için, kendi takımı için hatalarını hiç görmediği için, her şeyi doğru gördüğü için, ben diyorum ki %100 penaltı diyorum. Mecbur kalıyorum. Burada. Benim de bir camiam var. Ha tabii inandığım yerde de söyleyeceğim, ayrı bir şey. Onlar da inandığı yerde söyleyecek. Ama diyemiyoruz ya kardeşim. Hadi kardeşim, kimi kandırıyorsun? Ne Galatasaraylı Galatasaraylı oyuncuya diyebiliyor, ne Fenerli Fenerli oyuncuya diyebiliyor. Çünkü kalmadı. Öyle bir şey kalmadı. Öyle bir yapı yok. Öyle bir yapı kalmadı. Çok ve doğru. İyice ben Allah'a şükrediyorum. Bu sene Allah'tan Trabzonspor'la Beşiktaş bu yarışın içinde değil. Olsa daha da şey olur. Onlar da bu yarışın içinde olsaydı var ya. Çok kızışırdı abi. Bak. Yani hani bu tövbe, kötü bir benzetme oldu biliyor musun? Sen hukukçusun yani. 12 Eylül dönemi vardı ya. Evet, sokağa çıkamazdık Allah ya. Korusun. Allah korusun. Ama bu şu anda çok futbolun büyük... 12 Eylül'ü oldu. Sokağa Allah çıkamazdık korusun. Ya. Çok büyük bir ya Bişar'cığım adam geliyor. Hocam bir resim çektirelim. Tabii kardeşim. Ama ben Galatasaray. Lan oğlum ne olur kardeşim. Galatasaray. Ha Galatasaray. Ama ben Trabzon. Ne olur oğlum. Ya biz insan olarak bunu yapıyoruz. En önemlisi o abi. Bunu sağlayamadığın zaman ne olacak? Zaten her 10 senenin zaten bu son 10 seneyi sayma. Baktığın zaman ya Fener ya Galatasaray ya Beşiktaş şampiyon olmuş. Araya da Trabzon sığdırmış şampiyonlukları. Çok doğru. Yani normali bu zaten. Bir denedi şampiyon olacak. Yani şampiyon olmak için 200-250 milyon eurolar harcamak gerekiyor. Sizin formalarınız zaten 2 puan ya. Bir puan alamıyorsanız ne o diyeyim ben yani. Ve en son şunu da söyleyeyim, susacağım. Buyur abi, estağfurullah. Çok acı ya. Bu Süper Kupayı falan çık. İki kulüpte 200 milyon euro harcamış. Sezon sonunda biri kupası kapatacak. Kupası kalacak. Tabii. 200 milyon euro harcayacak, kupası kaldı. Fenerbahçe belki bu kupayı alırdı, o da iyi olurdu. Ya yok abi. Bak abicim, Süper Kupa, Türkiye Kupası bunlar ne biliyor musun? Hani çerez. Süper yani lig kupasını kupası. Almadığın zaman, bak lig kupasını almadığın sürece şunu, bunlar şey abi. Bunu alırsan bunlar değerli. Süper evet. Lig kupasını almazsan bunların bir değeri, kıymet harbiyesi yok. Kalmıyor. Sen Süper Kupayı aldı diye hocanı göre tutar mısın? Hiçbiri tutmaz. Hiç Türkiye biri. Kupasını aldı diye tutar mısın? Yok, tutsaydı Cesus tutardı. Tabii. Ama lig kupasını aldığını tutuyorsun abi. Bu böyledir yani. Cesus da şu anda uçuyor bu arada. Hemen hızlıca bir süper chatlere dönüp Evren abiye döneceğim. Evet geldim süper chatlere. Şenol demiş ki Almanya'da Almanya kupası, pardon Çağdaş Yurt, Bronz grubuna hoş geldin. Kutaycan Ergul demiş ki Fenerbahçe'nin bütün şikayeti Süper Lig'e ama protesto Türkiye Kupası. Madem bu kadar hevesliydiniz, ligden çekeseydiniz ilk bölümdeki oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçında da korkaklardı. Tacettin Koza hoş geldin bronz grubuna. Şurada iki tane daha süper chat var. Umur Dikici Evren'e çok selam. Bu yapılan yaygarasının Fenerbahçe ve Türk futboluna ne faydası olur? Ya, hadi biri söylesin. İbrahim Dağ demiş ki Londra'dan selamlar, sorum herkese abi. Neden Ajax, Brighton vesaire kulüpler gibi oyuncu ihraç edemiyoruz? Kenan, Can gibi oyuncuları niye biz çıkartamıyoruz? Bu sorun TFF yoksa kulüp düzeyinde mi? Sağ olun. İbrahim,
Buna katılmıyorum çünkü şu anda geçen sene Arda mesela hem Fenerbahçe hem özür dilerim hem Real Madrid hem Barcelona'nın peşinde koşturdu. Ondan önce Ozan Kabak gitti. Ya ondan bu, önce geçen sene Bertuğ gitti. Ama şimdi çok onlar gibi devamlılığımız var. Olmadığını Doğa, söylüyor. Doğru söylüyor. Doğan Alemdar gitti. Yani yılda 10 yılda bir olan bir şey bu. Altyapımız iyi değil. Ya. Altyapılarımız iyi değil. Yani. Değil ama ciddi bir yükseliş devamlı de var. Ya da, Alsat'ı yapıyoruz. Bak Atilla Salah'a Alsat gitti. Kimince Alsat gitti. Saşa Boye Alsat gitti. Galatasaray'a geçen Vedat Muriç Alsat gitti. Elif Elmas Alsat gitti. Ferdi muhtemelen gidecek. Başka kim vardı? Galatasaray'da biri daha vardı. Bakan bu gitti 5. Bakan bu Alsat gitti. Yani Alsat'ı fena yapmıyor kulüplerimiz. Onu da belirtmekte yarar yani son var. Son yıllara baktığında orada ciddi bir gelişim var. Bir videomuz daha var diye Yusuf. Onu versene. Ondan sonra Özbey'in görüntüsünü de verelim de o geçti. Ondan sonra fotoğraf verelim. Gazi bir baba çocuğumuz geçmiş var. Olsun. Gazi Kayak babamız ameliyat oldu. Açık kalp ameliyatı geçmiş olsun babamızdan selamlar. Bu arada Şenol demiş hastaneden. Ki Sayın Ali Koç İsmail Yüksek Barış Alper'le İtalya'da tatil yaptığı için çok kızmış fırça atmış. Bu haber doğru mu? Doğru diye biliyoruz. Miran'ın oyun dünyası teşekkürler. Versene Yusuf sana zahmet o küçük çocuğumuz vardı ya genç bir çocuğumuz. Efendim? Lütfen. Veriyor musun? Tamam bekliyoruz. Geliyor arkadaşlar videomuz. Fenerbahçe hadi bakalım. Mi? Evet. Bak. Çocuğun yüzüne bak. Bir daha ver. Fenerbahçe kazanır mı? Kazanır. Ama Fenerbahçe gelmeyecek. Evet Eren abi bir de öbür fotoğrafı ver. Bu çocuğa ne oldu onu da varsa fotoğrafını alalım hemen. Eren abi çocuklarımız hüzünlü. Çocuksun Halif abi vardı çocuk takım değiştirmiş. Takım değiştirmiş. O çocuk mu? Evet, çocuk takım mı değiştirmiş? Gerçek şaka yapmıyorum. Fenerbahçe'nin gelmeyeceğini öğrenince takım değiştirmiş. Ya bir kez üzerine iki günde hava mı soğudu? Şapka kapşon mu? Ya bırak eski eskiden Galatasaray'ın bir Fenerli olmuş. Yemin ederim Haydar Dümen'e bağladın iş ha. Aynı çocuk. Bir şey verseniz Evren abinin istediği fotoğrafı. Evren abi şunu sorarak paslamış olayım. Bakıyorsun bir yandan da planlamaya dair bir şeyler konuşulmuş. Ama Fenerbahçe bugün geldiğimiz noktada biz oynamayacağız diyor. Sen nasıl değerlendirirsin? Şu çocuklarımızın dünyasını nasıl değerlendirirsin? Bu arada ABC demiş ki Ümit abi numaranı paylaşanlara lanet olsun. MK demiş ki son dakika deplasmanda Fenerbahçe marşı çalmazsa maça çıkmayız. Evet abi şu fotoğraf. Müthiş. Yani burada aslında şu fotoğrafta Ali Koç'un da orada olması lazım. Fenerbahçe Galatasaraylı. Normali bu. Yani tabii. Bizim normal beklentimiz bu. Ama durum bu seviyeye geldi. Bunu da yine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Galatasaray bu konuda hep birleştirici olduğu için futbolu yine burada bir böyle bir şey yapıyor. Yani bugün gelseler de orada olsalardı ne olacak? Yani maçı 19'da çıkabilirsin ama tabii. Gel bir gün önce. Sonuçta bu depremzedelere verecek bu para. Onun için sen görüşmüşsün. Yani oradaki insanlarımıza yardımcı olacağız. Oradaki çocuklar mutlu olacak. Doğuya ne zamandır böyle bir maç olmadı. Tabii. Bunları da düşünmek lazım. İkincisi bence Trabzon Fenerbahçe maçıyla hiçbir alakası yok. Bu maçı çıkmamasının Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin. Bence hiçbir alakası yok. Buradaki olay bence sadece şahısın yani başkanın kendi bu olayı kabullenemeyişi ve Fenerbahçe'de bunu alet etmesi. Yani burada 25-30 milyon taraftarı olan bir camia. Yani burada bütün camialar kupa ister. Bir de biz son yıllarda ne yaptık? Özellikle Ali Koç geldikten sonra her kupayı, her olayı değersizleştirip normalleştirdik. Yani kavgayı normal hale getirdik. Kupaları değersizleştirdik. Şimdi baktığında her kupa önemli. Bu camiaların kupaları olmasa büyük camia olabilir mi? Asla olmaz. Sadece Süper Lig, tabii ki Süper Lig en önemlisi. Ama bu kupaları aldığın zaman büyüyorsun camialar olarak. Kesinlikle. Seni onlar ayak tutuyor. Geçen sene Fenerbahçe kupayı alamadı ama Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Sonrasında sen şey. Jesus'a git, adam kupa alıp üstüne bir de 500 bin euro para aldı. Yani anladın mı? Adam çünkü ben bir kupa aldım diyor. Ve oyuncular o kupayı kaldırdı. Yani sonuçta mutlu olmuşsundur yani ne olursa olsun. Yani seni orada bir şey yapan durum var. Geçen sene Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Ondan önceki sezon Trabzonspor şampiyon olduğunda 59 öncesi şampiyon kupalarını kaldırdılar. Fenerbahçe kupayı kaldırmayı seviyor. Niye bu yarınki maça çıkmıyor? İşte yani burada başka kupa kaldırdılar. Bence ne burada ben bu kupayı... Yani ben Galatasaray'la oynamayayım. Öyle bir şey. Bak Galatasaray'la oynamayayım. Oynamayayım da kupada almayayım. Kaybedersem veya kazanırsam. Evet. Ya senin kazanma %50 şanslar var. Ligde de 2 puan geridesin. Şampiyonluk da gitmedi. Yani bu Türk futboluna büyük bir darbe. Anladın mı? Yani bu devrim değil.
Bu kime kızıyorsun? Sen yani TFF'ye mi tepkin burada? Ben onu anlayamıyorum. Galatasaray'a mı tepkin? Bence Avrupa'ya burada rezil oluyoruz yine. Yani her defasında biz dış güçlerin istediği şekilde bizim futbolumuzun ne kadar geriye gittiğini, ne kadar işlerin sapa sarttığını, burada futbol oynanmadığını, işlerin karıştığını, futbol dışı çok şey olduğunu. Evet, futboldan biz de memnun değiliz. Federasyonda değişmesi lazım. Ama bu böyle değil. Maça çıkmamakla bu tepki olmaz. Evet. Ya bu çok tatmin edici bir durum değil. Ha ben şunu düşünüyorum. Bu olaylar işte şantajlar, şeyler, videolar, i̇şte bu kupada montajlar, var, yani. İşte son çıkan şeyler, iddialar, tehditler, gerilimler, hakemlerin dövmesi falan bunlar normal. Bunları kim söyledi abi? Sayın Ali Koç. Dursun başka söylemedi bunu Galatasaray'la. UEFA kupasına da benziyor yani biraz sanki yandan. Ya burada onun için itidal dediğin zaman bu konuşmalara karşı yaptığında mı Galatasaray cevap veriyor? Galatasaray durduk yere çıkıp Fenerbahçe hiçbir şey demedi. Demedi. Sen bir şey dediğin için sana bir karşılık verdi. Tabii. Ya burada olayı gelen durum belli. Evet. Onun için ya buraya çıkmamak hiçbir şey kazandırmayacak Fenerbahçe'ye, kaybettirecek. Evet. Yani hiç bize kızmasınlar. Yarın bugün işte çıkmasınlar diyor. Biz çıkmıyoruz. Niye çıkmayacaksın abi? Yarın çıkacak Galatasaray oynayacak. Kupasını da orada alacak. Kupa kupadır. Süper Kupa da önemlidir. Ziraat Türkiye Kupası'dır. Tabii ki en değerlisi baktığında Süper Lig Kupası. Ya Fener Beşiktaş Galatasaray kendi arasında kaldırımda maç yapsalar abi insanlar yani orada ya, iddia vardır. Onda da, onda da bir iddiası var. Tabii. Bir ilgili Milan'ın oyun dünyası demiş ki birincisi de demiyor ki Fenerbahçe bir yere sakatlanma numarası yaparak hükmen kaybetmesi şike yerine geçmiyor mu? Vallahi bilemiyorum. Onu bilmiyorum. Şenol yani ben... demiş ki çok özür diliyorum abi. O videoda çocuğun yaşadıklarını yaşamasınlar diye. Almanya'da seri başı gibi lanet sistem yok. Amatör takım bile kendi sahasında oynar. Maça gidemeyen garibanlar şekilde hayatlarında büyük takım görürler. ABC demiş ki sizi çok seviyorum. Böyle devam abilerime selamlar. Erhan Köse demiş ki Ali Koç mahallede topun sahibi çocuk gibi. İstediği olmayınca topunu alıp ben oynamıyorum diyor. Cumhur demiş ki Ümit abi adaletlisiniz diyorsunuz. Farz edelim Galatasaray Avrupa'da devam etseydi, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı olmasaydı Galatasaray erteleme istesiydi, Fenerbahçe teklifi kabul eder miydi? Birazdan cevaplarsın abi. Olur. Buyur Evren abi. Şimdi burada mesela bence başkan adalet istemiyor, ayrıcalık istiyor bu konularda. Oo. Baktığın zaman. Yani Evren Turan 2.3'te evet. Tweet atalım. Sayın Ali Koç adalet değil ayrıcalık istiyor. Yani olay çünkü buraya gidiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün Galatasaraylara buradan benim uyarım. Lig maçına da belki çıkmak istemeyecekler. Niye? Şimdi ortalık çok gerindi. Belki diyecekler ki o gün bu provokaya hiç gelmemek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü olaylar her geçen gün farklı boyutlara gidiyor. İşte birazdan işte kız çocuğuyla babasına evet, yapılan bir darp olay var. Onun evet. Kimi yaptığını, nasıl olduğunu bilmiyoruz. O savcılık herhalde. Sen onu araştırır, öğrenirsin bir şekilde. Tabii. Ama şimdi yarın bir gün yine böyle işte olaylar olabilir. Biz orada güvenliğimiz yok diye maça çıkmayabilir başkan. Çünkü kendi bir anda bir şey yapabiliyor. Veya çıkar, maçı devam ettirmeyebilir. Onun için Galatasaraylıların çok daha böyle sakin, Türk futbolu daha böyle bir şekilde bu provokelere gelmemesi lazım. Çünkü olaylara bakıyorsun işte sosyal medyada atılan videolar, yalan yanlış şeyleri ona yapıyorsun. Hep dış güçlerin yaptığı o hep bahsediliyor ya. Evet. O örgütün yaptığı taktiklerle işte hep videolar, işte şey yapay zekalı konuşmalar, işte şahıslara saldırış. Yani başkanın Ali Koç'un biraz daha artık sakin olması lazım. Topa basması lazım. Yani burada bu gerginlik, devamlı böyle bir tehditvari konuşmalar, devamlı bir sinir harbi. Ya futbol böyle. Ha bir dakika bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Şimdi öz eleştiri Galatasaray'da işte Erden Tümur konuştu. Özür diledi. Hep onları konuştuk. Öbürü ya insan biraz da şunu düşünür. Biz de bir yerde bir hata yaptık mı? Bir de biz çıkalım da bir özür dileyelim. Veya şurada hata yaptık. Evet burada biraz fazla gittik. Kusura bakmayın deyip ortalığı biraz daha şey yapmak mı önemli? Yoksa devamlı abi gaza basıp 200'de sonuna kadar gidelim. Devam mı? Devam abi. Ne olacaksa olsun. Böyle bir şey yok. Buna bir yerde bir dur denir. Dur denmesi gerekiyor. Yani çünkü bu sonuçta bir futbol ya. Bunu i̇şte. Da bu kadar abartmamak lazım. Yani oyuna baktığın zaman bunu başka bir meseleye gidiyor artık bu olay. Buna ne gerek var? Abi. Biz şimdi futbol konuşamıyoruz. Futbolla alakası olmayan olaylar. Ne oldu? İnsanların, Twitter'e halkımızın 85-90 milyon insanın tek sevdiği şey futbol. Bütün sporları da seviyor. Futbol şu an bir numara. Tabii. Bu kadar insanlar bu kadar sıkıntı çekiyorlar. Ekonomik zorluklar var. Her tarafımız savaş. Bir hafta sonra maç oynayacağız. Onu da bizim elimizden aldılar. Niye? Bu konuşmalar yüzünden. Bu ortamın gerilmesinden dolayı. Şimdi maç da izleyemiyorsun. Hiçbir şey futbol kaliten zaten düştü. Bir de adam maça çıkmıyor. Takımını getirmiyor. Doğu'da yıllardır böyle bir derbi oynanmamış. İnsanlar bekliyor orada aç. Halk böyle dönmüş gözü. Gelsinler de bir görelim bu yıldız oyuncuları. Sen oraya da gitmiyorsun. Sen kime darbe vuruyorsun? Sen ülke futboluna vuruyorsun. Niye Avrupa'ya? Herkes görsün bak Avrupa'da. UEFA'ya da şikayet edeceğim. Sen kimi kendini şikayet ediyorsun. Yani burada olay. Yani Türk futbolunu aslında burada sıkıntıya sokuyorsun. Tabii. Ya burada federasyona bir şey yapmıyorsun. Zaten onların bak. Geleceği belli. Tepkin böyle olmamalı. Maça çıkmamak tepkisi normal bir tepki değil. O zaman amaç kupa değil.
Başka bir şey yani. Şimdi, çünkü kupa olsa ne yaparsın? Gelir kupana oynarsın. Süper Lig olsa ligde. Süper Lig kupası olsa hedefin çıkarsın ben çekileceğim demezsin. Evet. Doğru. Değil şimdi, mi? Yok. Demek ki hedefin o değil. Şimdi, Okan abi sana vereyim Süper Lig'de. Baybars demiş ki Galatasaray bu kadroyu teneke kupası için mi yapmış demiş. Ali teşekkürler. Şunu okumuş muyduk? Evet. Şimdi arkadaşlar sana bırakacağım abi direkt. Arkadaşlar sizlerden diyeceğim şu anda anlık 7500 kişiyiz. Maçsız günde hakikaten bir Türkiye rekoru olabilir. Çok maşallah, teşekkür ediyoruz. Ama sizlerden diyeceğim bir de abone olarak bizi izlerseniz çok çok mutlu edersiniz. Çünkü hedefimiz bir an evvel 135 bin aboneye geçmek. Lütfen destek olun. Çok daha büyük bir aile olalım. Türkiye'nin organik dijital kanalıyız. Zaten rakamlar da ortada. Bu abone sayısında bu izlenmeler imkansız. YouTube'da gerçekten bazı ezberleri bozduk. Nasıl bozduk? Sayenizde. Hadi daha da duyurun biz daha da geniş bir aile olalım. Okan abi sana da sorayım. Fenerbahçe'nin bir planlaması var. Görülüyor ama Trabzonspor maçından sonra bu maç oynanmak istenmiyor. Mesele Trabzon maçı mı yoksa Galatasaray'a yenilirsek dağılır mıyız düşüncesi? Evren abi oraya işaret etti. Ümit abi tam aksine dedi ki Trabzon maçı oynandı o da oraya işaret etti. Sen ne düşünüyorsun? Trabzon maçında yaşanan olaylar tasvip edilecek olaylar değil. Açılmamış. Tasvip edilecek olaylar değil. Futbolcuları etkiler mi? Etkiler. Ama belli bir zamandan sonra normalleşiyor insanlar. Normale dönüyor. Şimdi ben bunun bahane olduğunu kesinlikle ve bahane olarak nitelendiği zaman kabul etmiyorum kardeşim. Kim ne derse desin ben kabul etmem. Neyi? Şimdi yarın bahane evet. olarak yani Trabzonspor evet. bana mı diyorsun? Yok oraya. Bahane değil. Olarak kabul etmem. Şimdi yarın öbürsü gün abi Galatasaray aynı şekilde Süper Kupa'da Avrupa'da oynayacak. Fenerbahçe'de Avrupa'da oynamıyor. Galatasaray bu sefer erteleme talebi ettiği zaman Fenerbahçe talebi kabul edecek mi? Etmeyecek. Bu sefer Galatasaray'da mı sahaya çıkmaması gerekiyor? Veyahut da ben çıkmayacağım dediği zaman bu sefer Galatasaraylılar haklı duruma mı düşecek? Veyahut da Beşiktaş aynı şekilde haklı duruma mı düşecek? Bu doğru bir şey değil kardeşim. O maç Süper Kupa maçı olursa belki çıkmayabilir. Fark etmez. Çıkar çıkmaz. Şimdi oraya geleceğim. Bir dakika oraya sana sorayım mı? Ben virgül bir şey. Hatırlıyor musun? Pandemi dönemiydi. Evet. Bütün maçlar erteleniyordu. Galatasaray evinde seyircisiz oynadı Beşiktaş'a karşı. Evet. O yıl Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş'a seyircisiz oynadı kendisi aslında da. O yok, bilmiyorum boş ver. Oraya değil. Seyirci seyircisiz. Oluyor yani oynanıyor maçlar. Oynanıyor. Bak şimdi yarın mesela Galatasaray aynı şekilde bir talepte bulunduğu zaman bir Fenerbahçe kabul etmediği zaman Galatasaray'da mı çıkmaması doğru olacak? Veyahut da Beşiktaş'tan hayır. çıkmaması evet. doğru değil. Bir. Tamam. İkincisi. Evet. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın oynadığı her kulvarda, her kupada iddia vardır. Süt kupası da olur, bilmem ne kupası da olur. Türkiye kupası da, Lid kupası da, Ziraat Türkiye. Her kulvarda iddia vardır. Şimdi ben soruyorum. Yarın öbürsü gün, buradan Ali Koç'a soruyorum. Yarın öbürsü gün, Ali Sami'ne sen 2 puan önde gidiyorsun. Bir hafta, 2 hafta önce aynı olaylarla karşılaştın. O maça da çıkmama kararı alabilir misin böyle? Soruyorum. Aynı şekilde geri takımda çıkar mısın? Bak 2 puanla önde çıkamaz. Gidiyorsun. Çıkamaz. Çıkabilir misin? Böyle bir karar alabilir misin? Çok doğru bir soru. Bak net tebrik bir şekilde ediyorum. Bir, iki, iki, üçüncüsü de alamayacağını biliyoruz. Ya başkan insanlar futbol izliyor. Zaten ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Ailelerimizde problemleri olanlar var. Sağda solda arkadaşlarıyla stresli günler geçirenler var. Doğu'da, Anadolu'da Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı izlemek isteyen milyonlarca futbol sever var. Orada bak gencecik çocuk Fenerbahçe'yi izlemek için gelmeyeceğini duyunca nasıl üzülüyor. Ya bu insanların da günahını alıyoruz, vebalini alıyoruz. Şimdi bunları da düşünerek tartarak da ya Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldı mı? Yapılıyor. Beşiktaş'a da Galatasaray'a da hakemler tarafından TFF fikstür açısından her kulübe yapılıyor. Bak az önce ne dedim? Beşiktaş Salzburg'da 11'de oynuyor. Gece sabah geliyor. 2 gün sonra maça çıkıyor. Derbi maçına çıkıyor. Yani bu seni bu kadar etkilemez. Olympiakos maçından sonra derbi maçı veyahut da böyle bir kupa maçı olmuş olsaydı o zaman erteleme talebini daha mantıklı bulurdu. Ama senin arada 4 gün var. Sevgili Ali Koç. Son dakika bilmiyorum. Haberi mi? Abi son dakika bir mesaj geldi. Federasyondan açıklama. Fenerbahçe maçın ertelenmesini istediği için 21'den 21.30'a aldık. Maçın hakemini de Volkan Bayarslan yaptık. O da zaten futbola yabancı bir hakem. Kötü müydü? Espri iyi miydi? Rezil. Ulan bu şarkı. Dur Süper Chat'le devam et. Adam ne güzel konuşuyordu abi. dur Süper Chat'le devam et. Ben de son dakika deyince bir şey var zannediyorum. Ben de önemli bir şey var zannediyorum. Şartlar eşit olunca oynarız. Başkanları hapse girsin, otobüsleri kurşunlansın, şike davaları açılsın, hak ettiği halde Avrupa'ya gidemesin, o zaman oynarız. Çağdaş Şurt demiş ki Şubat ayında 8 maç oynandı, Galatasaray'ın 2 Bayern maçı var. Ali demiş ki bizim hakemler zaten yeşil sahaya yabancı değil mi? Bak Ali sen de doğru söylemişsin. Baybars demiş ki lig ile Türkiye'ye teneke kupa maçını kıyaslıyorsunuz.
Okan abi devam edebilirsin. Yani bunlar tabii alamayınca bir de kupayı Tenerife Kupa oluyor değil şimdi, mi? Şimdi şunu da sordun. Acaba de şey yapar mı? Bir sıkıntı yaşarlar mı? Mağlup olurlarsa bir strese girer mi Ali Koç veya Fenerbahçe? Baba niye strese girsinler ki? Hem daha iyi takımım var hem daha formda. Yani kadro kalitesi geniş anlamda bench'teki oyuncuların senin şu anda avantajlı durumdasın. Yani şu tür maça çıkmamak bence bilmiyorum doğru bir şey değil. Yani Galatasaray'ı yakalamışım baba. Böyle bir durumda yani futbolu farklı yerlere çekmeye çalışılıyor mu? Çalışmaya mı çalışılıyorlar? Bilmiyorum çalışıyorlar. Doğru bir şey değil bunlar bir şeyler. Yani kabul edeyim. Ben başkana soruyorum. Sen Galatasaray maçına 2 puan önde gidip de aynı şekilde bir hafta önce bu olaylar yaşasaydın, bu olayları yaşadığın aynı şekilde durumları yaşamış olsan çıkar mıydın, çıkmaz mıydın? Yani, bilmiyorum. Yani bunlar doğru bir şeyler değil. İnşallah yani bir an önce futbol düzelir. Amin. Arkadaş ne diyor? Futbolla mesela düzelin, futbolun içini konuşun bir tane süper chatte de. Baba futbolun içini konuşacak bir durum yok ki. Bak görüyorsunuz her gün olaylar yaşanıyor, olaylar oluyor. Yani bunları biz konuşmak istiyoruz. Biz bu işte Fenerbahçe gitmiyor, Galatasaray gitmiyor falan filan. Ya ben şunu da düşünenler var taraftarların içerisinde. Ya Fenerbahçe korkuyor mu diyenler var ya. Çok fazla bunu bak, Galatasaray kulübünde söylüyor. Galatasaray kulübünde Fenerbahçe korkuyor taraftarların içinde de var. Korkuyorlar. Korkuyor mu diyorlar yani çıkmak yok, istemiyor. Abi direkt korkuyor. Yani yenip de acaba korkuyor mu demiyor. Ezimete mi uğradı? Normalde futbol konuşuyorlar da bak. 9 numaralı görsen Fenerbahçe'deki. Şimdi normalde biz ne yaparız? Kadrolara koyarız da Fenerbahçe'nin kadrosu biliyoruz mu 19'u? Yok bilmiyoruz. Nasıl yani futbol? Bir olsun diye abi. Bir, hemen 9 numara yazalım. Oyuncuları öğrenseydik isimlerini de onların onu teknik konumunu yapsaydık. Emre Mert Gürgül demiş ki bu Süper Kupa maçını Ağustos'ta oynanması gerekirken Nisan'da oynanması TFF'nin Galatasaraylı olduğunun göstergesidir. Bu kadar geç oynanmaması gerekiyor. Berdan Berlin demiş ki yarından sonra Türkiye'deki futbol sirkinden bütün dünya haberdar olacak. Siz Galatasaraylıların bütün korkusu da bu. Samet veriyor musun Yusuf? Hani sen kendin hazırlamışsın Yusuf. Fenerbahçe akışında 9 numara. Arkadaşlar ben de o sırada sizlerden bu Feneryum tırı sizlerden rica ediyorum. Lütfen abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çünkü gerçekten Türkiye'de değil sadece dünyada da bir yarış halindeyiz. Dünyanın en büyük YouTube kanallarıyla yarış halindeyiz. Ümit abi iddia şu, Fenerbahçe forma satışı için tırı getirdi ama aslında Truva'tı bu. Futbolcular tırın içinde. Truva atı. Urfa'ya mı gitmiş? Evet abi. Truva değil. Truva. Yardım tırı canım. Bu da önemli. Yani bunu yardım tırı mı bu? Büyük. Yok ihtimal. Feneryum formalarının yani. Feneryum dağıtacaklardır tırı. Orada herhalde. Yok dağıtmayacaklar. Satacaklar. Allah Allah. Niye? Urfa'da evet. Feneryum yok mu? Ya statta da böyle tırları getiriyor. Ekstra herhalde gitti. Yok benim bildiğim statta orada Feneryum yok. Hani ya da stat önüne koyuyorlar ekstradan. Öyle bir evet. Şey olması lazım. Ya abi maça gitmeyecek. O zaman takımda çıkacak mı yani? Onu hiç mesela onu anlamadım ben. He, o bağlantı yok. O bağlamda soruyorum şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Bilmiyorum. Ben sadece Okan'ın söylediğine bir cevap vereyim. Şimdi bu lig maçı olsaydı öyle bir karar almazdı. Galatasaray'da Süper Kupa olsa Fenerbahçe'nin yaşadıkları 10 senede yaşadıkları otobüs kurşunlanmaydı, kumpastı, Galatasaray'ın da başına gelse filmin sonunda Galatasaray böyle bir karar alıyor mu almıyor mu görmek lazım. Onlar da bu işleri yaşamadan Galatasaray böyle bir karar alır mı almaz mı onu kestiremezsin. Yani önce ona bakacaksın. Lazım. Önce yaşamak lazım. Önce onların da bir otobüs istemem tabii otobüsü kurşunlansın. Onlara da öyle bir kumpas olsun. Sonrasında bunlar olsun. Sonra 3 tane son dakika şampiyonluğu kaybetsinler. Tabii %100 hepsine şey demiyorum. Kaçan şampiyonluklarda tabii ki teknik hatalar da vardır. Onu ayrı bir şey. Bunları bir yaşasınlar da. Daha bir sene şampiyon olup ertesi sene ortalığı yangın yerine çevirenler 10 sene bir şampiyon olmasın, bir otobüs kurşunlansın, bir kumpas olsun da ligden mi çekiliyor yoksa başka şeyler mi yapıyor görürüz. Başına gelmeden neler yapıp yapmayacaklarını bilemezsin. Şu Uğur Bey ve kızı, Uğur Elis ve kızına saldırı görüntüsünü hemen hızlıca verelim. Ben de bir ufak süper chat okuyayım. Murat Emel demiş ki Bişar Bey YouTube'da eski bir videoya denk geldim. Var Odası programında Bülent Uslu'ya çok ağır davranışmışsınız. Oğuz Altay'ı. Doğru haklısınız. Bir daha genç olduğum yıllar. Yani öyle gelişi keşke öyle olmasaydı. Açıkçası. Ver. Kutay Can Aygül'e demiş ki 25 yıl sonra Türkiye Kupası'nı almak için kendilerini parçalamadılar da ne oldu? Teneke Kupası oldu. Abi bu konu benim için çok hassas bir konu. Baştan söyleyeyim. Evet. Şimdi okuyacağım. Hepinizin yorumları da çok kıymetli şüphesiz. Gerçekten fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bu arada Akın Özer demiş ki Ümit abi adalet değil ayrıcalık istiyor onlar. Diğer hiçbir takımın maçı ertelenmemiş. Köy Ferans'ta Fenerbahçe niye ayrıcalık istiyor demiş. Galatasaray kadın voleybol takımının Nilüfer Belediye ile oynadığı maç sonrası Burhan Felek Spor Salonu'ndan ayrılan Galatasaray taraftarlarından ve kulüp üyesi olan Uğur İris ile
13 yaşındaki kızı N.I. Fenerbahçe'ye Anadolu Efes maçına gitmekte olan Fenerbahçeli bir grubun saldırısına maruz kaldı. Devam edelim. Bu kadar mı? Abi sonrasında Galatasaray Kulübü'nden açıklamalar var. Görüntüler var mı? Görüntü yok. Fakat trafik polisi tesadüfen oradan geçmese çok ağır olaylar olmak üzere. Görüntüler var mı? Görüntü ya yok. Vardır da ben şeye verirler onları. Yani. Sonra Galatasaraylılar gidip gece Fenerbahçe stadının önüne gittiler. 1000 kişi yaklaşık. Küfürler, kıyametler. Boş stada. Boş stada. Aynen öyle. Boş stada. Fener'in önüne gittiler. Orada tezahürat. Aynen öyle. Yaptılar. Bu arada Olcan Balemir demiş Ali Koç'un hayal ettiğim Fenerbahçe dediği bu mu? Ümit abi ne dersin? İş ne ara bu noktaya geldi ya? Arkada bu arada beyefendi. Valla ben hiçbir zaman böyle bir şeyi savunmam. Bunu kimse savunmaz. Dolayısıyla yine söylüyorum. Hele de böyle bir kızımız, çocuk yani baba, kız. Tabii. Doğru şeyler değil, yanlış şeyler. Ama bunu ben söylüyorum. Tabii bu eleştiriyi bizim numaramızı yayan şerefsizlere de söyleyin. Çoluğumuzun çocuğumuzun numarasını verip ifşa eden şerefsizlere de söyleyin. Onları da savunmayın. Hatta biz o numaranın kimden aldığını söyleyince anneyi bacıyı karıştırma demeyin. Bu şerefsizliği kim yaptı diye önce kendi eleştirini onlara da yapın. Bu doğru bir hareket değil. Dibine kadar yanlış bir hareket. Hiç kimsenin başına gelmesini istemem. Onun için hata karşı taraftan yapıldığı zaman değil, kendiniz yaptığınız zaman da anlatın. Ya birincisi bu olay kabul edilir bir durum değil. İşte biraz önce anlattıklarımdan konuşmalardan sonra bu duruma geliyor. Anladın mı? Yani hakem dövmeden çıkan şimdi bu duruma geldi. Şimdi bir tane adam Galatasaraylı, bir de kızı. Yani gidiyorsun orada bir gruba denk gelebilirsin. Bayrak açıyorsun. Eskiden biz biliyorsun yan yana otururduk taraftarlar. Son sayfasını verir misiniz? Şimdi bu olayın son sayfa. Kabul edecek bir durumu yok. Galatasaray kulübü de zaten bununla hukuki şeyler çıkıyor. Yani orada Allah korusun çocuğa, kız çocuğuna tekme atmışlar. 3-4 tane. Biliyorsun darbe de var. Çok ayıp. Dursun Özbek yani, demiş ki dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı motosikletli insanlar geliyor. Bir taraftarımı ve 14 yaşındaki kızını darp ederek elindeki pankartları almak istiyor. Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyeye çıkmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum. Evet Evren i̇şte abi. İşte bu planlı, plakalar kapalı ve şeyli geliyorlar, anladın mı? Yani ondan dolayı planlı olma ihtimali çok. Çok yüksek. Yani burada artık biz aslında bunu haftalardır çoğu yorumcu medyada konuşuyoruz. Ben buradan İçişleri Bakanı, Spor Bakanımız. Yani abi artık bir görün ya. Cumhurbaşkanı da el yani, atsın artık abi. Başkanımız zaten bir şekilde el atacak da sporla ilgili hangi abi. Adam yani nereye yetişecek? Ona iletmesi lazım. Tabii ki duyuyordur. Devlet mi yönetici onu yapsın? Ama bu Spor Bakanının da burada bir devreye girmesi lazım. İçişleri Bakanı zaten ya bir girin de abi abicim, bu olaylar nasıl bölündü ya? Bu olaylar nereye gidiyor? Şimdi yarın bugün Allah korusun bir çalışan olur, bizlerden biri olabilir. Birimiz ölse gitsek ne olacak? Gelecek herifin bir tanesi. Sonra yani, şey mi olacak? Şimdi sen spor bunlar niye oluyor? Onu bir araştır. Bir çağır başkanları, bir otur. Bir sakinleşsin, herkes bir haddini bilsin. Bir dursunlar abi. Altı üstü futbol maçı ya. Yarın bugün bu küçük çocuğun şeyi düşünebiliyor musun psikolojik travması? Dağılmıştır abi. Başka bir takım da olabilir yarın bugün. Başkası da yapabilir. O da ona yapabilir. Ya ne gerek var bunlara? Niye bu duruma geldik? Ortada. Küçücük kızın yani yanında babasını dövüyorsun. Bunu abi bir an önce. Bak bir an önce. Dur açık bitmedi ki daha bir şey yapayım. Bu olaylar abi. Bak büyümeden savcılar, mağcılar bu devreye girmesi lazım. Böyle her biz söylüyoruz girsin bakana şey yapıyoruz. Hiçbir şey yok abi, tın yok. Siz bu böyle rahat bırakırsanız bu adamlar da her şeyi yaparlar. Bunların geliş yeri, çıkış yeri, olayların buraya gelişinde yavaş yavaş her hafta söylüyoruz. Her hafta anlatıyoruz. Ta ki buraya kadar geldi. Ta ki olduktan sonra mı devreye gireceksiniz? Aynen. Yani hani bir yerde birini vuruyordu sonra polis geliyor ya. Filmlerde veya işte normal. Öyle. Abi işten geçtikten sonra mı olacak? Sonra niye? Burada birisini suçlamak amaç değil. Bu duruma getirdiler. Siz de bunları, bu getirenleri bulacaksınız veya konuşacaksınız. Artık bir dur diyeceksiniz. Hiçbir kulüpten, hiçbir şeyden yaptıkları şeyle ilgili bir özür yok. Ben bu yanlış yaptım olayı yok. Herkes aldırmış şeyini devam ediyor, gidiyor. Yani bu futboldan da çıktı artık, spordan da çıktı. Ya çok geçmiş olsun. Allah'tan daha büyük şeyler de olabilir. Allah korusun. Allah. Bir Okan abiye vereceğim ama ondan öncesinde hemen bir süper chatim var. Şenol demiş ki, Bişar Bey yarın sürpriz var demedi demeyin. Kupayı Fenerbahçe alacak. İbrahim da demiş ki abi 5 sene Avrupa'ya men edeceksin. Ne saldırı kalır ne oliganlık. Örnek Premier Lig 1985. Borçlar da azdır. Bu olaylar gerçekten yazık. Bize Ümit abi git numara ne kadar sövsen az demiş. Cihat Ateşoğlu demiş ki öncelikle iyi yayınlar. Süper Kupa benim nezdimde Tofaş'ın kaputundan daha değerli değildir.
Ne gerek vardı en kritik Avrupa maçı öncesine bu maçı koymaya? Bütün Fenerbahçeliler başkanın arkasında durmalı. Okan abi. Bak kardeşim. Kapalı. Sen ne diyorsun? Bak şimdi. Ben Beşiktaş yani tribünlerinde, benim Beşiktaş tribünlerinde çok sevdiğim abilerim, dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım var. Pankart namustur. Bak pankart çok önemlidir. Burada bu amca, tanımıyorum, bilmiyorum, etmiyorum ama ben de sosyal medyada gördüm. Bu amcanın elinde de pankartlar varmış. Yani pankartları bu götürür getirilmiş maçlara. O maçları ultrasların şeyi onu görevlendirir. Onu görevlendirir, onu götürür. Burada organize olduğuyla ilgili, bağlantı olduğuyla ilgili bir takım anekdotlar, doneler. Virgül Can demiş ki İsrail çıkarları için terör grupları kurup ülke toplarına göz dikmiş olanların bu seferki maçısı çok iddialı. Bu okumayayım. Ali Başkan'ın tek amacı ülkede Fener Galatasaray kargası çıkarmaktır. Bak buyurun. Bu abiyle ilgili yani tanımıyorum etmiyorum ama bu olaylarla ilgili bazı anekdotlar doneler soracağım. Çünkü gelmeden önce bizim tribünden birkaç abi aradım. Şimdi bu abinin görevi Evren abinin söylediği gibi pankartları giderken gelirken götüren getiren bir abi. Yani sonuçta bunu kendi camiasının sevgisinden şeyinden yani böyle ayakçı anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Önemli bir görev abi. Olarak kendini aynen, sevgisinden böyle görev olarak kendini kabul etmemiş az ettim. Şimdi bak abi. Burada ne dedin abi, plakalar kapalı. Bu adam pankartları taşıyor değil mi? Plakalar kapalı. Bu adam pankartları taşıyor, plakalar kapalı. Motorlarla girmiş. Ya yani burada organize olunmuşla ilgili bazı şeyler bu açtığım anekdotlarla ilgili beni oraya doğru götürüyor yani. Burada bir organize olup olmadığıyla ilgili yani net bir şey söyleyeyim ama organize olmalısılığı yüksekmişler. Neden yüksek? Çünkü bu adam az önce dedim ya pankartları götürüyor. Bunlar da o pankart alıp sosyal medyalarda paylaşıp bak sizin pankart gitti bilmem ne gitti namus gitti o gitti bu gitti paylaşımlar yapıyor taraftarlar. Bu doğru değil. Ya kardeşim bizim Türk insanının örf ve adetlerinde ne vardır? Annesinin, kızının, işte kız bacısının, kardeşinin yanında ne olursa olsun trafikte bile olsa haksız bir durumda olsa karşımızdaki insan ne yapıyoruz? Kafamızı çeviriyoruz önümüze bakıp gidiyoruz. Ya yazıklar olsun lan, delikanlılık mı bu lan? Ha? Eğer ki doğruysa o 20-30 kişi bu adamı kızıyla beraber önünü çevirip de darp ettiyseler, tehdit ettiyseler, bunları yaptıysalar oradaki o yapanların hiçbir delikanlı değil. Adam filan değil kardeşim. Kim ne derse desin. Yakışıyor mu? Senin yarın öbür gün kardeşinle beraber giderken, kız kardeşinle veyahut da eşinle gittiğin zaman aynı şekilde karşılaşsan ne yapacaksın, ne diyeceksin? Nasıl bir psikolojiye dürüneceksin? O kız kaç yaşında bir kız, ne duruma düşmüştür? Nasıl bir psikolojiye bürünmüştür ya? Yazık, günah ya. Ya ayıptır, günahtır bunlar ya. Bunlar bak sana bir şey söyleyeyim. Net bir şekilde bu adamın pankart taşındığı biliniyor kardeşim. Plakalar da kapanmış motorlarla da bu adamı da takip etmişler. Gel demişler kardeşim. Pankartlar. Adam da helal olsun bak. Direnmiş. Galatasaray sevgisinden o pankartların tribüncüler arasındaki meseleyi çok iyi bilirler. Yani o pankart gururdur, namustur. Onun şerefine direnmiş. En azından demiş vermeyeyim, kaptırmayayım gibilerinden. Siz kalkıyorsunuz hala kızın yanında o adamı darp etmeye çalışıyorsunuz. Kızını darp etmeye çalışıyorsunuz. Ulan delikanlılık değil bu, ayıp. Hakikaten yakışmıyor kardeşim. İşte ben burada geçen seneden beri hep burada spor bakanına, cumhurbaşkanına, devlet yetkililerine hep çağrıda bulunuyordum. Ya artık el atın, bir şeyler yapın. Futbol farklı yere gidiyor, kaosa gidiyor. Bak Ümit Hoca da çok güzel bir şey söyledi. Beşiktaş'ta, Trabzon'da bu yarışın içinde olduğu takdirde neler yaşanır, neler olur. Doğru mu? Değil. Ama yapılan açıklamalar, yöneticilerin, başkanların, sosyal medyaların, yani kulüplerin sosyal medyaların açıklamaları artık taraftarları birbirine düşürüyor. Bu duruma geliyor. Bak gidişat iyi değil. Bununla ilgili birçok kez şeyde bulduk burada. Serzenişte bulduk, çağrıda bulunduk. Ama artık kardeşim bunun önüne geçilmesi lazım. Önümüzdeki sezon bak Beşiktaş çok iddialı bir kadro kuracak. Trabzon kuracak. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var. Galatasaray. Bu yarışın içinde at başı gidecekler. Sen yarın öbür gün Fenerbahçe, Galatasaray veya da Beşiktaş taraftarına aynı şekilde aynı tepki yaptın ama bu sefer Galatasaray da sana yapar, Beşiktaş da yapar, Fener de yapar. Burada bu işler organize olunmuş bir şey var. Bak organize olunmuş bir şey var. Ben buradaki o abimize tanımam etmem. Çok tehlikeli zaten değil mi? Çok geçmiş. Bak ya kardeşim empati kursana ya. Sana kızınla beraber aynı şekilde böyle bir gelecekler, reaksiyon gösterecekler. Belinde silah olsa, bir şey olsa adamın. Allah korusun. Ne olacak abi? Orada facia, katliam yaşanacaktı belki orada. Kızının yanında. Yüzdüğü saklasın. Kızının yanında facia, katliam yaşanacaktı. Keşke o empati Trabzon Fenerbahçe maçı kursalar. Bak orada ama aynısını ben yorum olarak ben yaptım. Yüzdüğü saklasın. Keşke o empati Trabzon Fenerbahçe maçında da Fenerbahçeli oyuncuların başına geldiği zaman kursalar. Ben ama burada söyledim. Çok özür diliyorum. Ben söyledim. Onunla ilgili de yaptım. Kız artarak gelmiş. Baba TC Atatürk demiş ki biz gurbetçiler eskiden birlikte Türk takımlarından maça gidip desteklerdik. Hangi takım olursa olsun
Ali Koç'un yüzünden birbirimize düşman olduk. Yıllarca dost olanlar artık küs aileler bile yazık. Şenol demiş ki şu anda Galatasaray Fener'in durumunda olsaydı aynı sakinlik içinde olabilir miydi? İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Hakan Can demiş ki Galatasaraylı olarak kupasız yapamıyorum. Ümit abi nasıl dayanıyor? Mustafa Öztoy demiş ki Türkiye'de bu senelik TV dizilerine döndü. Farkında mısınız? Futbol konuşamıyorsunuz bu sene. Evet konuşamıyoruz. Baba TC Atatürk çok teşekkürler ayrıca. Kuvvetli bir bak şimdi aslında için. Bu konuşmalar abi. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray bir şeyde kaldı şampiyonluk yarışında. Keşke Beşiktaş Trabzon'da olsaydı. Şimdi ligin değersizleştirmesi de artık çıktı. O da artık normalleştirdi. Ligimizi de artık rezil oldu. Yani kupayı da alsan kim alırsa alsın önemsiz. Şimdi onu diyecekler yarın bir gün. Kim kazanırsa kazansın. Bu sene de zaten bu kupa olma. Şimdi abi onun için rekabetin daha çok olması lazım. Beşiktaş Trabzon'da bu yarışın içerisinde olsaydı anladın mı? Bu kadar böyle şeyler olmazdı. Yazık yazık. Kesinlikle. Bu kadar olaylar olmazdı. Onun için rekabetin olduğu yerde başarı olur, kalite olur. Sen rekabeti düşürürsen bu sefer ne olacak? Bir Fener bir Galatasaray. Ya 18 tane takım var onlar hiçbir şey konuşmuyoruz mesela. Yok. Sanki bu ligde yoklar yani. Hiçbir olay adamlar izliyorlar öyle. Ne olacak diye herkes. Anladın mı? Ya sanki iki takım oynuyor tek başına ve hiçbir şey yok ortada yani. Öbür takımlar da oynamıyor. Ya onlar olmasa bu takımlar olmaz. Bu lig olmaz. Yani bunlar da çok önemli. Onun için Beşiktaş'la Trabzon'da bir an önce güçlenmesi lazım. Aynı seviyeye gelmeleri lazım ki lig daha çekişmeli gelsin. O zaman şampiyonluklar çok daha güzel. Tabii ki her sene böyle olacak diye bir şey ama çıta çok açıldı. Anladın mı? Fark açıldı. Bunu bir an önce yöneticilerin bir şekilde kapatması lazım. Burada doğru transferler, doğru yöneticiler. Aslında işin başı yöneticilerden geliyor kardeşim. Evet abi. Bizi burada hepimizi birbirimize soktular. Yani bir işten biz çekilmek lafını yani bir defa belki oldu bugüne kadar. Hiç ilk defa duyduk yani bu kadar hayatımızda ligden çekilmek, çıkmayız, oynamayız. Bunlar bu kadar olan şeyler değildi. Tabii ki tartışmalar, rekabetler oldu. O zaman şey yapalım. Ümit'i zaten ayrı tutuyorum. O her zaman bu konuda objektifti. Bütün Fenerbahçe yorumcular çekilsinler ekranlardan. Hikaye çıkmasınlar tepki olarak. Çekilebilirler mi? Yok. Yani şimdi her yerden çekilirsen ne olur abi? Bir yerde de oynayarak da bir tepki, konuşarak da bir şey vermen lazım. Kendini savunman lazım. Çıkacaktın bu maça abi. Oynayacaktın, kazanacaktın kupanı, kaldıracaktın. Bak, tabii. Bizim hakkımızı yiyorsunuz. Bize bunları da yaptınız. Biz çıktık kupayı da kazandık kardeşim. Deme hakkın olur o zaman. Çok klas bir cevap olur. Ama abi. Oraya işte çıkamıyorsun. Niye sırf ben kabul edemiyorum Galatasaray'a yenilmeyi? Korkusundan dolayı başkanın kendi ama. Oyunculara sorsan şu an hepsi oynamak istiyordur. Bütün oyuncuların zaten. Hoca da oynamak istiyordur. Edin Dzeko'nun falan paylaşımları şimdi var İsmail abi. Hoca, İsmail Kartal niye 3 günlük rapor alsın ya? Adama sen rapor aldın. Öyle bir iddia var bu arada. Onu herkes paylaşıyor oraya. Mehmet yani, Ceyhan demiş ki bu da çok saçma. İşin özeti Ali Koç şampiyonluğu kaybettiğini anlayınca bütün tuşlara basmaya abi, başladı. Şampiyonluk daha benim kaybolmadı. Sonunda doğru playoff demeye başlar. Söylemedi demeyin. Hakan Can bronz grubuna hoş geldin. Şenol demiş ki biz ne zaman bu hale geldik? Özür dileme kültürümüz yok. Eleştiri kültürümüz yok. Ticaretimiz kirli diyendeyiz miyiz? Kirli evet. Sporumuz kirli, her şeyimiz kirli. Yani ben Trabzon'da Zeki Uzun Durukan'ın bir iddiası. Ümit Hoca'ya bir şey söylemek istiyorum. Zeki Uzun Durukan, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal 3 günlük sağlık raporu grip almış. Olmuş galiba bilmiyorum ama şu anda bir enfeksiyon var mı yok mu bilmiyorum. Yani bir ay önce falan vardı yani benim çocuklar da grip olmuştu. Şu anda bir enfeksiyon yani havada veyahut da doğal ortamda olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Ümit Hoca dedi ya o konuda katılıyorum doğru söylüyor. Trabzon maçında yaşananlarla ilgili ben gerekli tepkimi verdim burada. Sana demiyorum. Bu. Biliyorum bana söylemedi mi? Şimdi bak ben şunu söyleyeceğim. Evren abi çok güzel bir şey söyledi. Ya kazan kaybet fark etmiyor kardeşim. Sonuçta spor bu futbol. Ne diyoruz? Şölen. Şöleni izlediğim zaman insanlar bir nebze uzaklaşıyor her şeyden. Tabii. Yani o atmosferden bir gerginlikten stresten yaşadığı aile bir hatta genel iş hayatından yaşadığı iş hayatındaki stresten uzaklaşıyor. Ya İsmail Hoca bundan 1-2 hafta önce 3 hafta önce mi ne mi? Çıktı ne dedi? Biz dedi çıktık erkekler gibi oynuyoruz dedi. Delikanlı gibi oynuyoruz. Hocam o zaman çıkın kardeşim. Bu maça da delikanlı erkek gibi oynuyor. Yani bahaneler, sebepler, Trabzonspor'da yaşananlar, geçmiş dönemlerdeki yaşananlar tabii ki de olabilir. Ama şu maçla yani şu maça çıkmamaya sebep değildir bunlar Bişar. Şu maça çıkmamaya sebep değildir. Ben futbol izlemek istiyorum kardeşim. Aynı şekilde Beşiktaş bu maça bu nedenlerden dolayı çıkmamış olsa ben çıkmasını isterdim. Ha o dönemde ne oldu? Kadıköy'de yaşananlardan dolayı Beşiktaş'ın çıkmaması doğru dedim. Çünkü Beşiktaş'a çok büyük bir tepkiler vardı orada. Atılanlar, maddeler, hocaya onlar bunlar. Sonuçta iyi yaptı dedim. Ama burada ortada Galatasaray'la Fenerbahçe arasında bir gerginlik, bir tepki ne var? Sadece yarış içerisindeki o sosyal medya atışmalar. Başkanların işte birbirlerine resmi sitelerin birbirine yapmış olduğu atışmalardan dolayı
bir gerginlik var ama sahanın içinde birbirlerine olan bir gerginlik yok. Yani başkan eğer ki Ali Koç yani Fenerbahçe yenilgisinden korkuyorsa Galatasaray maçındaki kupa maçında yenilgisinden korkup da bu maça çıkmamazlık yapıyorsa bence çok yanlış bir şey yapıyor. Çıkacağım baba hocanın dediği gibi delikanlı gibi erkek gibi oynayacağız diyeceksin. Çıkacağım bunu söyleyeceksin. Yapması gereken de bu. Bak o geçmiş dönemdeki bahaneleri ben psikolojik anlamda hocam kabul etmiyorum. Yani Trabzonspor'daki yaşananlar tabii ki de kolay değil. Ama şu maça çıkmamaya sebep değil bana göre. Bir de sen şu anda iyi durumdasın, formdasın. Son maçta müthiş top oynadın. Galatasaray ilk yarı biraz 15-20 dakika. Yani yakalamışken böyle al kupayı git kardeşim. Bir de sen kupayı aldığın zaman psikolojik üstünlüğü de almış olacaksın. Aynı fikirdeyim Okan abi. Bak, psikolojik aynı şeyi biliyor musun? Ne zaman yani dedi? Bu yayında söylemedim. İlk önce Okan söyledi. Ben söyledim. Yani duymadım. Ne zaman söyledim? Ben senden mi çaldım diyecektim. Anladın mı? Psikolojik üstünlüğü de psikolojik üstünlüğü de almış olacaksın. Ben ne olacak bu sefer? Ulan diyecekler. Bunlar yarın öbürsü gün bir puan, iki puan gerideyken. Ya söylemedin. Şimdi benden çaldın da. Bunlar bir iki puan geride geldiği zaman ne diyecek? Tamam söyledin kardeşim. Hakkını veriyorum. İyi de iyi hakkını ver derler. Yani bir iki puan geride geldiği zaman bu sefer Galatasaray'da oyuncular ulan diyecek. İyi de ver hakkını ölmü. Ya şimdi konuyu dağıtma baba. İyi döldür hakkını ver derler ya mesela. O yüzden onu söyleyeceğim. Hızlı konuşuyorum ya arada kaçırıyorum bazen kelimeleri de. Yani sen psikolojik üstünlüğü de elde edeceksin. Yarın öbürsü gün Ali Sami'ye gittiğin zaman oradaki futbolcular kardeşim Fenerbahçe bizi yendi. O stresi o şeyi yaşatabilirsin. Bilmiyorum sevgili Ali Koç dinle kardeşini. Son anda bir karar al. Al yarın özel uçağına götür kardeşim Fenerbahçe futbolcularının ilk 11'ini, ilk 18'i kaç tane. Yedeklerin bile senin çıkıyor bu sene şampiyonla oynuyor. Gördün ya. Neler yapıyor. Yani yedek o. İrfan oynamıyor, Cengiz oynuyor. Şey oynamıyor, öbürü oynuyor abi. Yani kadroya bak. Batu oynaması. Füret yok, Kroniç var. Zayt var. Zayt var. İsmail oynamadığı zaman. Jack oynamasa Batu Ay var. Arkada defansta şey var. Neydi onun ismi? Cik oynamadığı zaman şey oynar. O sakatlıktan çıkan oyuncunun ismi ne? Bonucci var, öbürü var abi. Senin yine rotasyonda iyi bir kadron var. Yalnız bir... Bonucci ama şey yardımcı olarak geldi ya. Sen öyle düşünüyorsun. Ben... Olabilir. Sercan Cey demiş ki vicdanlar ne diyor Büşer Bey? Onu sormak istiyorum. Vicdan ve hukuk ayrımını nasıl yapacağız? Saygılarımla. Hakesa demiş ki bize yabancı hakem değil. Yabancı yönetici lazım demiş. Ya yabancı hakem de gelsin. Önemli değil. Yarın bir gün o da olur. Olacaktır. Şimdi mesela VAR'la ilgili yabancı hakem diyorlar. Evet öyle bir ilk VAR'a gelecek diyorlar. Daha kötü Fenerbahçe için. Evet öyle bir iddia var. Niye? Yabancı hakem Galatasaray'ın avantajı ne? Yani anladın mı? Valla. Onu bir anlamak lazım. En azından şey yaparlar. Ama bu tarafa baktığın zaman. Çok isyan ediyor. Ben onu hani yabancı hakem gelmiyor diye maça gelmemek falan. Bunlar abi bahane. Ben sana söyleyeyim bunlar hep bahane. Yani onun için buradaki gidişat yönlendirme başkanı çok yanlış yönlendiriyorlar. Böyle gidiyor bir gaza basıldı gidiyor. İnşallah dediğim gibi hep saha içerisinde kalır. Ama yarınki maça baktığın zaman da. Oraya gidecek, o oyuncular oynayacak. Bunun bak tartışması daha sonra şimdi bazı çoğu Fenerbahçeliler bırak diyor U19'da gidelim öyle olsun diyor hak ettiler falan hani lig için. Evet. Ama yarın bir gün bu kupayı kaldırdığında bunun çok şeyi olacak. Bir. Onun ikincisi Allah korusun gittin elendin Olympiakos'a. Ya en kötü yani senaryo gibi olur. Yani Allah korusun. O zaman bak o zaman bunların hepsi konuşacak. Niye gitmedik? Niye gitmediniz başkan? Sen suçlusun. Niye işte Evren abi. Takım oraya götürmedin? Biz bunları hep yaşadık yani futbol hayatımızda. Ve bunlar da olacak. Yani kötü olursa bunlar olacak. Bunları söyleyecek çoğu kişi. Ve bunun da en sonunda cezasını başkan çekecek. Zaten başkan bırakmayacak mı? Bırakacak. Sezon sonu bırakacak değil mi? Evet bırakacak. Yani. Bilmiyorum bırakacak mı? Söylediyor. Yani biz onun sözüne şeyiz. Yani öyle gözüküyor. Yani beyan esastır. Şenol demiş ki bir Trabzon taraftarı olarak diyorum ki Trabzon'da dahil Trabzon'daki olaylardan sonra amasız fakatsız Fenerbahçe'nin yanında yer alması lazımdı. Şimdi asıl gecenin konularından biri yani bence çok önemli bir mevzu. Bir ses kaydı çıktı ortaya. Ses kaydında bir şike olduğuna dair bir şey vardı. Bunun Erden Timur olduğunu ve Ümraniye maçını Erden Timur'un şike yaparak satın aldığına dair söylemler. Allah'ım. Şimdi biz videonun gerçeğini kısa hali varsa klimayı kapatır mısın? Verebiliyor muyuz? Bir hemen soğuk videoyu maç. Verelim. Sen şimdi bir şey bizden şöyle, tam haklısın. Bizden şöyle, Kemal Paşa gol atarsa biz de vardır. Biz plato önemi göz alıyoruz. Eğer Kemal Paşa 2 yaparsa 2-2 bizim maçsızdır. İnşallah şampiyon olursunuz. İnşallah. İnşallah. Ben sana söz veremem. Tamam. Veremem. Gönülden
İnşallah şampiyon olursun. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ama gerçekten biz gireceğiz içeri, bırakın diyeceğiz. Ama ben altı yapalım, onu yapalım. Güzel kardeşim. Tamam. Öyle bir lig ki. Tamam, durduralım. Durduralım. Kim bu? Bu Galatasaray'ın şik yaptığı iddia edilen ses kaydının videosu. Yani gerçeği yani. Önce bir troll hesaptan Erden Timur olduğuna dair bir tweet atıldı. Şimdi troll hesapları artık ciddiye almıyoruz ama hani ben Ahmet Ercanlara çok kıymet veririm Fenerbahçe camiasında. Ümit abinle çok yakın dostu. Onun bir tweeti oldu. Getirebiliyor muyuz ekrana? Evet, ekranda. Kaleci kim diye sormuşlar. Orkun Ümraniye yazmış Ahmet Ercanlar. Sonra bu ses kaydında ilk devreye 2 gol atacaksınız diyor. Türk futbolunun muhteşem insanı. Sonra maçı ilk devre 2 gol yiyen takım kazanacak. Takım kazanıyor. Hakem garip kararlar veriyor. Bu pazarlıklarda hakem de bir tarafından olmalı. Bu kaydın devamı şampiyonluk değiştirecek. Geçen seneki Galatasaray Ümraniye maçı mı diye soruyorlar. Ahmet Ercanlar da evet diyor. Allah Allah. Bu fake olmasın bu hesap? Benim bildiğim doğru. Arkadaşlar teyit etti. Yani hesap da gerçek. Peki o konuşanlar kimmiş? Çeşme Spor'la Alaçatı Spor. Ballı Ligi. Yani. Ya o sesleri alıp oraya onun sesi gibi yapmışlar. Atmışlar. Ama iddia edilen görüntüler bunlar değilmiş diyorlar. Bak o görüntüler değilmiş diyorlar. Yok ama bunu, ses kaydı. Birbirine oturuyor zaten. Hmm. Hayır sesler tamam oturuyor. Da. Sesler oturuyor. Hayır sesler oturuyor ama iddia edilen görüntü kaydı, ses kaydı o değilmiş. Onu Fenerbahçe'yle bir tane anonim hesapla paylaşıyorlar bu görüntüyü. Sadece ses kaydını paylaşıyor. Evet, sonra Galatasaraylı hesaplar videolu olarak altına time'a iniyor. Çürütüyor tezlerini, algılarını. Sonra Ahmet Ercanlar da bilmiyorum. Öncesinde mi atıyor? Öncesinde atıyor. Acaba bunu mu ima ediyor? Galatasaraylılar paylaşmadan evvel atıyor bunu. Acaba bunu mu ima ediyor? Vallahi bilmiyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bu iddia çok ciddi bir iddia. Bak çamur at izi kalsın yok. Burada bu ispatlanması lazım. Çünkü bak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon fark etmiyor kardeşim. Hakemlerle bilmem nelerle. Onlarla bunlarla belki kupalar bir şeyler alınıyor ama şu çok ciddi bir iddia. Eğer ki Galatasaray'ın açıklamasını bak, verebiliyor eğer mi? Ki bu ispatlanmazsa sana ben bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir kaos, büyük bir sorun. Bişar. Yani ben bir Beşiktaş veyahut da bir futbol sever, futbol adamı olarak Beşiktaş aynı şekilde böyle bir yani yafta yapıştırılırsa ben kıyameti koparım. Galatasaray ne demiş abi? Bakalım. Bir takım terör örgütlerinin geçmişte yaptığı uygulamaları anımsatır şekilde atletlerde geçen ilgisiz bir YouTube görüntüsünün ses kaydına çevirip sosyal medya hesabından paylaşarak Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilimiz Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan başta Ahmet Ercan'dan olmak üzere resmi hesap mı paylaşmış katkı bunu? Sağlayan tüm şahıslar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunarak tazminat davalar açılacaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan kişilere ve bunları azmettirenlere hiçbir tolerans gösterilmeyecek ve hukuki süreçler sonuna kadar takip edilecektir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burada bilmiyorum Ümit Hocam sen ilk başta söyle sonra ben gireyim devreye de. Neyi söyleyeyim ben? Bu konuyla ilgili bir şey ben söyleyeceğim. Ben Evren abinin görüşünü alacağım eğer ben bakırsanız. Kulübü gerekli açıklamayı yapmış. Bu olaylar yani bence işte zaten en büyük sorunumuz bu sosyal medyadaki olay. Bu arada o maçta kaleci Orkun 8.4 rating kalmış maçta. Onu konuşmaya bile gerek yok. Çocuk zaten hem suç duyurusunda bulunacak. Kupa maçıymış bu. Bilmiyorum ben hangi maç ligde olur. Ligde böyle maç yok ki. Lig maçı. Ha lig maçı ki siz Ümran. 3-2 herif muhteşem. Jesus zamanı o zaman. Müthiş oynadı Gece çocuk sene. Ya. Ya inanılmaz oynadı ama yani ne yapsın ya, her şeyini yaptı kaleci. Çocuk da ona şaşırmıştır yani. Celalettin Kartepe çok. İşte, yani bunun çıkması, bu leke, yani birine yayılması bu bayağıdır oluyor bu sezon biliyorsun. Geçen sene de oldu. Yani, bana da yaptılar. Bu, ara, yaptılar bu ara çok oluyor. Ahmet Ercanlar yaptı demiyorum ya, yanlış anlaşılmasın. Ya ama bunlar yapıyorum. Yanlış şeyler. Bunları çok iyi araştırıp yayınlamak lazım. Böyle al taktiği attığın zaman başına çok işler açarsın. Biz konuşmalarımızı bile konuşurken dikkat ediyoruz. Yani başka yere gitmesin. Hata da yapabiliriz zaman zaman. Ama nasıl bir rahatlıktır, nasıl bir özgüvendir? Yani bunları genel anlamda söylüyorum. Kim yaparsa yapsın, hangi takımın taraftarı veya işte yorumcusu, medyası. Bunlar çok tehlikeli işler. Ya bu işlere girmemek lazım. Bu sene çok fazla oldu. Biliyorsun hakem görüntüsünü de, konuşmasını da Amerika'dan şey yaptılar biliyorsun şeyle ayarlayıp. Paylaştılar sonra patladılar. Yani bunlar bu ara çok olmaya başladı. Niye acaba? Çok yanlış. Hep bir de Galatasaray'la ilgili bunlar çıkıyor farkındaysan. Evet. Bu da çok yanlış. Yani bunları kovalamakla bir şey olmaz. Sadece çamur at izi kal olur ama o da kalmaz bir de sıkıntılı olur. Yani bunu yapan insanlarla yayın insanların da sıkıntı çeker bu konuda. Şu videoyu bir daha getirir misin? Büyük bir cesaret yani.
Bir getireyim videoyu. Videoyu getireyim. Ya onların Çeşme Alaçatı olduğuna dair şeyler, belgeler var mı? Var var. 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 Ama benim bak Bişar, ben bugün onunla ilgili bir duyum aldım. Yani sağlam yerden bir duyum aldım. O görüntüler, mörüntüler falan, ses kayıtı falan diyorlar ya. Bir dakika Okan abinin sözü bitsin. Buyur bu, Okan abi. Bununla bu görüntülerle hiçbir alakası yok. Başka görüntüler var diyorlar. Ses kaydı var diyorlarmış. Yani başka görün bu değilmiş ama, yani olay bu değilmiş. Ya onu yayınlasalardı abi. İşte bak onu yayınlasaydılar ben de onu anlatmaya tamam, çalışıyorum. Abi, bak ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki böyle bir görüntü varsa hangi takım olursa olsun kardeşim. Yani o camia ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üzerinde ömür boyu çıkmaz bu hafta. Bak tamam, bu lekezi. Hayır yayınlasınlar. Ben de ne diyorum abi yayınlayacaklar. Yayınlamazlarsa çok büyük tepki almaları lazım. Ya, çünkü yok, kardeşim yapıyorlar. Abi, işte yayınlayacağız diyorlar. Sizin temsil ettiğiniz kulüpler var. Ben buraya benim Beşiktaşlarım teveccüh gösteriyorlar. Allah razı olsun onlardan. Tabii. Bir duruşumuz olduğu için. Senin de teveccüh edenler var. Senin de temsil ettiğin bir kulüp var. Arkanda desteklerin var. İnsanlar bunlara inanıp küfürler, hakaretler ediyor. Davalık oluyor, sıkıntılar yaşıyor. Yani bir şey ortaya atıyorsanız kardeşim onun altını dolduracaksınız. Net bir şekilde doldurman gerekiyor. Bu Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Akhisar'da, Karagöz hangi takım olursa olsun. Sen bunun altını dolduramazsan yarın öbürsü gün çok büyük sıkıntılar yaşarız. Ben Ahmet Arcanlar üzerinden değil mi? Genel anlamda söyleyeyim. Temsil eden yorumcular hakkında söyleyeyim. Ha çıkarsın altını doldurursun. O zaman takdiri gerekli yorumu biz burada ya yaparız. Zaten. Ben Ahmet Arcanlar'ı hayatımda ne gördüm ne tanırım ne etmem. Bir sosyal medyada gördüm. Bir kere engellemişti beni. Şimdi engelli takipten engelli kaldırmış galiba. Bilmiyorum. Öyle bir durum oldu ama. Bizim işimiz değil ya eski futbolcular olarak. Yani biz bu konularla ilgili hayır, zaten yorum değil abi ama şimdi genelde burada bu oluyor yani bu yanlış. Ben bunu Ahmet Er genelde yapılan bu algılarla ilgili yani sadece Galatasaray üzerinde değil. Yani diğer camialarda da var bazı yorumcular bu tarz algı yapmaya çalışıyor. Yani sadece Fenerbahçe Ahmet Ercan belki Ahmet Ercanlara farklı bir bilgi belki doğru bir bilgi verilmiştir yanlış bilgi verilmiştir. O adam da ona göre bir şeyler yazmıştır. Belki bildiği bir şey var zamanı geldiğinde de açıklayabilir. Yani bunların net bir şey ama bak söylemek istediğim abi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray camiası bunlar baba. Bir ithamda bulunuyorsan kusura bakma. Yani bunun da altı dolması lazım. Mesela şu var şimdi günümüz teknolojisinde. Kötü niyetli olsak. Hemen Süper Chat TV sana bırakayım. Ulan dışarı tam ben konu anlatacağım. Hep Süper Chat bana da yaptı. Sen de Bebeğin abi bekliyorsun. Bana da yaptı iki kere. Bebeğin abi gidiyor. Bana da yaptı. Daldı unuttum zaten şey oldum çip oldum. Bitireyim yani, hemen. Tersi. Kıcaş Sekret demiş ki Karagümrük maçı ertelense diyelim Fenerbahçe 1000 fikstürünü göz önüne alırsak hangi tarihe ertelenir? Mesela en son maçtan sonraki haftaya ertelenecek mi? Hayır. Doğru olarak Fener'in fikstürü zor olacak. Saviter demiş ki adam konuşmasına başka yöneticiye yarım akıllı diyor. Futbolu kim ve düşmanlığa sürüklüyor. Bunun başka biri yapsa en az biri giller. Hukuk nerede? Berdan Mardin demiş ki Evren abi sen de burada çok canım cicim konuşuyorsun ama Twitter'da çok daha sertsin demiş. Buyur Evren abi sen ne en az önce ona şey yapabilirsin. Hadi cevap ver. Twitter'da da her tarafta sertim ben ama konuşma tarzım bu. Yani yazıda ne yapayım? Bağırır nasıl belli edeceğim? Tabii yazıda anlaşılmaz. Büyük harflerle ve kalın. Nasıl yapacağım yani? Büyük harflerle ve kalın. Şimdi bağırarak sinirli konuşmak yani. Ne kazandıracak bana? Hırs mı yapayım yani? Şey başkan gibi mi konuşayım Ali Koçkan? Şey mi konuşayım böyle tehdit var, kavga eder gibi mi konuşayım? Tarzım o değil. Sen ne diyorsun? Gece yatağına alırız. Sakin konuşup araya bırakır yerleştiririm. Anladın mı? Orta sahayım zaten. Bırakırım giderim ben yani benim şeyim o. Bam Evren bam bam işi bitiririm. Topuğunda oynarım. Yani hiç gerek yok. Böyle balerin gibi. Ya onun için bir de olayları daha da sürüklemek anladın mı? Tamam abi. İğrenç duruma getirmenin bir anlamı yok. Benim Galatasaraylı'ndan dolayı ben tweet atarım her türlü. Babamı da tanımam. Herkese de konuşurum. Kimseden de korkum yok. Bizim kimseye müdahalemiz yok. Ama saygı çerçevesi bir yere kadar. Bir yerden sonra şimdi ben atıp bir kulüp hakkında şey mi atayım yani? Böyle bir video mu atayım? Anladın mı? Biz yapamayız öyle şeyler. Bizim işimiz değil çünkü. Bizim tarzımız farklı ya. Durumumuz farklı. Kimliğimiz farklı. Bunlar doğru şeyler değil. Onun için bilmiyorum ne zaman bu üst düzelir. Yani buradan bir şey çıkmaz. Böyle camiaları şey yapamazsın, lekeleyemezsiniz. Bunu bir Galatasaraylı da Fenerbahçe'ye ya birileri de yapsa aynı tepkiyi gösterir kardeşim. Bitti çünkü mi? %99 hepsi yalan. Hepsi uydurma. Gerek yok bunlara ya bu işlere. Sahada olacaksa olur. Oynayacaksan oynarsın, çıkarsın. Geçmiş yıllarda belki neler oldu bilmiyoruz. Kötü de iyi de futbolun içerisinde her şey muhteşem mi? Değil. Ama böyle kişileri suçlamak, havadan gelen bir işte yapay zeka çok fazla her şeyi yapabiliyorsun. Bir Galatasaray'da çıkıyor Fenerbahçe hakkında bunu yapabilir birisi hakkında. Niye böyle bir şey yapmıyor? Ne gerek var? Değil mi? Tabii. Devamlı bununla ilgili bu sezon çok fazla uğraşıyoruz. Hiçbir şey çıkmaz bunlardan. Yani sadece Twitter'da
İşte etkileşim olsun, ortalık karışsın, işte bir şey çıkarsa. Ya Evren abi destekledi. Onu da bir Twitter'ı şey da. Ben sana söyleyeyim, Twitter güzel. Evet. Ama çok da tehlikeli bir yer. Evet. Ümit abi de yani çok Twitter da, linç yeri ya. He. Millet de yani orayı da tamam yazıyoruz biz de tabii ki zaman zaman ama fazla da aşırı şeye ciddiye de almamak lazım bazen. Çünkü olay artık şeyinden çıkıyor. Çığırında. Yani oradaki etkileşim olayı falan farklı yerlere gitti olay. Ya biz de zaman zaman tabii ki tepkiler veriyoruz ama doğal o da. Adam işte ne yapıyor? Ümit'e bir şey söylüyor. Ümit o mecburen cevap vermek zorunda. Yani ben bana başka diyor. Ben başka üslupla cevap veriyorum. Anladın mı? Yani veya başka bir türlü cevap veriyorum. Şimdi belki bir şey oluyor da Evren abi. Yani çok ayıp belki. Şimdi hani dedim ya Twitter yeri böyle. Adam bizim numaramızı yaymış. Karaktersizler. Numaramı yaymış. Ben de dedim o numarayı annesine vermiştim. Onun rehberinden buldu galiba dedim ben. Biraz ağır şimdi, olmuş mu? Biraz yok. Ama şimdi, bir dakika. Ama diyorlar ki bana. Çocuğunu arayıp da küfür edenler abi onlar ağır olmuyor mu? Şimdi bir de, tamam mı? Tabii. Şimdi diyorlar ki. Adamın şimdi bir şeyi var abi. Niye ulan ahlaksız. Numaraları yayıyor. Hayır ne alıp veremediğimiz var. Ne şeyimiz var. Yani bu nasıl bir şeydir yani? Ya sindirmeye mi çalışıyorsun? Bir de yanlış insanlara bunu yapıyorsun. Ümit Ezat'a kamçı gibi böyle yaptığınız zaman daha çok vuruyorsunuz adamı. Yani bundan daha yaptığınız namussuzluk. Sonra diyorsunuz ki anayı bacıyı niye karıştırıyorsun? Ya kardeşim kalkıyorsunuz. Yani milletin numarasını ne oldu? Örnek veriyorum İrfan Can'ın numarasını yani tüm bir laf diyeceğim de ne geçti elinize? İrfan Can'ın da mı dağıttı? Herkesin. Yani, ne geçti elinize? Yapanın da babasının adı Bekir, annesinin adı Serpil. Serpil de iyi tanırım yani. Ama Galatasaraylı bir sayfa yapıp duruyor bunu. Hayır, Serpil de iyi tanırım. Yani, Galatasaraylı bir sayfa yapıyor bunu. Bak babasının adı Bekir, annesinin adı Serpil. Serpil'i iyi tanırım yani. Vallahi mi ya? Yani şimdi hayır ne gerek var bunlara yani? Şimdi yapmayın. Hayır aramızda kan davası yok, sümmet yok. Tabii. Ne gerek var kardeşim? Ya bir de ne var? Ne oldu? Üç ay önce hani benden objektifi yoktu. O gün de inandıklarımı söylüyorum, bugün de inandıklarımı söylüyorum. Doğruları söylüyorum. Hasan Budur demiş ki Fenerbahçe U19 planını uygulasa Galatasaray'da protesto olarak kupayı almasa TFF kapak olur mu? Camiaların arasını düzeltmez mi? Selamlar. Altuğ Çalışkan demiş ki Galatasaray maalesef Türk takımı olduğunu kanıtlama şansını yitirdi. Saçma sapan bir kupa maçı için kolaylık göstermeyerek Yunanlıların ekmeğine yağ sürdü. Var ya Fransız yapma sizin yaptığınızı. Celalettin Karatepe demiş ki Erden Tümur'a suç makinesi dendi. Bu mu belgeleri? Eray Yazgan'ın açıklamalarını girelim. Uçar bir şey soracağım. Sen biliyorsun bu hukuksal bölümlerini de. Şimdi yarın Galatasaray-Fenerbahçe maçı var değil mi? Galatasaray-Fenerbahçe evet. U19'da çıkıyor. Değil mi? Çıkacak. Mecbur sahaya çıkmak zorunda. Ya sakatım diyecek ya da protesto edecek ya kırmızı kart görecek. Bir şekilde yani sahadan çekilecekler. Anladığımız kadar, aldığımız duyumları kadarıyla. Evet. Fenerbahçe sahaya çıktı U19'u. Galatasaray'da soyunma odasında. Sahaya çıkmıyor. Biz çıkmıyoruz. Hükmen mağlubiyeti kabul ediyoruz dese. Kupayı alan taraf Fenerbahçe mi olur? Bir daha söyler misin abi? Dinlemiyorsun ki baba. Bir daha neyi söyletir onu? Abi hem orayla uğraşıyor bak, adam. Bak şimdi bir şey anlatacağım. Tamam, ama dinliyor. O normalde toparlıyor. Yakaladı. Galatasaray. Kupaya çıkmazsa. Galatasaray çıkmazsa. Fenerbahçe sahaya çıktı. 9 kişiyle çıktı diyelim. Tamam. Fenerbahçe Galatasaray'da sahaya çıkmadık. Soyunma odasında bekledi. Çıkmıyoruz dedi. Galatasaray çıkmazsa Fener alır kupayı. Ben Galatasaray'ın dursam çıkmazdım abi. Sana bir şey söyleyeyim. Bunu yapsınlar. Bak niye sana, abi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Niye biliyor musun abi? Sen madem olaylardan, sebeplerden dolayı maça çıkmıyorsun. Tamam kardeşim. Biz de. Bir şey anlatacağım. Olmayan sebeplerden dolayı sahaya çıkmadığınız için. Biz de kardeşim sahada adil bir rekabet istediğimiz için kardeşim çıkmıyoruz. Alın kupayı. Böyle mi almak şimdi istiyorsunuz? Böyle mi almak istiyorsunuz? Alın böyle. Hayır. İkincisi. Dur senin dediğinle alakalı. Berden Berlin demiş ki Serpil'i iyi tanırım. Bravo kaptan. DJ Tamer Anılar demiş ki Fenerbahçe Hedef Arena'daki maçı seyircisiz oynamak. O yüzden ortamı giriyorlar. Sonunda can güvenliğimiz yok. Maç seyircisiz oynanıyor. Evren abi. Anladın mı? İkisi de çıktı. Okan'ın dediği gibi. Okan'ın dediği gibi olsa. Mesela hayır. Çıkmama değildi mesela. Bir sürpriz yapsa o da U19'da çıksa. Bir olay çıksa. 5 kırmızı oradan olsa. Kupayı kime vereceksin? Kupa kime onu olur? Ama ilk gören de olmaz. İlk gören. Çünkü biri daha önce görmüş. Onun sıralaması var mı? Yok aynı anda gördüler mesela. Ya aynı anda nasıl gördü? İkisi beraber el ele gidecek. Hakime küfür edecek ve hatta bir şey yapacak. Kimin olur? Onu federasyon olur. Şunu yapabilir mesela. Aynı anda 3 oyuncu, 9 kişi ve 11, 5 oyuncu evet. Adem çekip çıkarsa. 5 de bu. Bir anyama çıktı. 5 oradan 5 oradan. Dedi ki biz de 19'a çıkacağız dedi Galatasaray mesela. Ne hayır. Oluyormuş biliyor musun? Kupayı yarıdan kesip. Aynen onu düşünüyorum. Ortadan kesiyorlar yarısını ona veriyorlar. 5 oradan giderse 5 Fenerbahçe'den 5 Galatasaray'dan giderse. Tekrarlıyorlar. Hayır kupayı Mehmet Büyükekşi alıyor. Ya da. Bak bu Eray Yazgan'la ilgili bir şey anlatayım. Evet. Çok kısa. Bitireyim mi abi? Çok kısa anlatayım öyle anlat. Buyur abi. Şimdi mesela biraz önce Evren abi dedi mi? 40 kişilik bir grup saldırmış. Yapay zeka falan oluyor dediniz.
Şimdi mesela bu Trabzon Fener maçından sonra bana ses kayıtları geldi işte biliyorsun bir şey. Söyledin ya ondan sonra. Sonra ben bunu Fenerbahçe yönetimine ulaştırdım. Dedim ki bak dedim bunu dedim bak adamlar ne dedi biliyor musun? Yapay zeka. Allah var. Olabilir. Bu dediler Ray Yazgan değil bu yapay zeka evet. dediler. Evet. Yani şimdi bu da önemli ben bir yaklaşım. Ben de öyle demiştim evet o da güzel. Yani, o da önemli bir yaklaşım. Bu yöneticilerin yaptığı çok klas bir hareket ama o trollerin yaptığı rezil rüsva bir hareket. Ama şimdi yapay zekada artık çözüyorlar abi çok belli oluyor. Evet. Ya bu işler anladın bir şey mı? Soracağım. Bunda mesela oynayabiliyorsun görüntünün üstünden bak başka şey yapıp. Bu çok net. Ha, bu, burada ya, da belli. Ya Evren abi. Evren Rüzgar Mat demiş ki Ali Koç Urfa stadında hakkında Allah bilir Evren. Parasını bir şey bilir etkiler diye. Çok aşağılayıcı şekilde konuştu ve neden kimse buna tepki göstermedi abiler demiş. Vallahi bir de bizi parasını bize ödediği yerde Fenerbahçe maç oynuyordu bu arada. Yani Trabzonspor'la. Bir de yani başkanı bak şimdi burada yanlış yönlendiriyor. Orada 15 yıldır lig maçı oynanıyor. O statta maç oynanmıyor diyor. Mesela burada da yanlış yönlendiriyorlar adamı. Tabii. Bilmiyor yani. Orada mesela demesi lazım yani. Ki lig maçı oynanıyor orada yani. Her hafta maç oynanıyor. Her yıllarda. İşte abi ben o gün söyledim. Ya, çok özür dilerim. Orada Trabzonspor'a karşı maç oynuyor. Adama söyleseniz yani sizi zor durumda bırakmak istemem. Yanlış anlamayın. Ben hep söylüyorum. Ya o gün kongrede konuşmaması gerekenler konuştu. Alakası adamlar konuştu. Hani ben bir şeyler söyledim ya. Yanlış bilgi veriyorlar adama. Yani şimdi mesela o 5 senelik puan tablosunu adam başkanın önüne getirmek. Urfa'da böyle maç oynandığını. Maçın bir tanesinin. Ya başkan spontane konuşuyor. Ben de spontane konuşuyorum. Anlatabildim mi? Çoğu yani, yerde ben de spontane konuşuyorum. Ya şimdi Acun çıkıyor da diyor ki. Türk hakemlerine güvenmiyorum. Bundan sonra da güvenmeyeceğim. Hayır. Diyeceksin ki Mehmet Büyükekşi'ye güvenmiyorum. Çünkü onların başı o. Bundan sonra da güvenmeyeceğim. Diyemez. Ama. Diyemez. Niye? Diyemezsin. Anlatabildim mi? Babacım eleştiri de yapıyorsan hakkaniyetle yapacaksın. Sırf orada başkana gazı veriyorlar. Başkana gazı veriyorlar. 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 Tamam mı? Acun olduk olmadık. Ya hayır kişiler olduk olmadık şeyler adamın önüne getiriyorlar. Çok net bir örnek işte. Urfa'da bu maç yıllardır oynanıyor. İşte orada danışmanları anlatabildim mi? Dolayısıyla mesela ben 5 senelik tabelayı başkanın önüne getiren ben bu başkan olsam bunu benim önüme kim getir derim. Böyle puanlama olmaz derim. O adamı kovarım işte. Ya ufak tefek başkanlar pot kırabilirler. Bazen olur ama bu çok fazla oldu ve önemli konular. Bu sefer ne oluyor? Urfa stadını, Urfalıları onları bir şekilde aşağılamış oluyorsun istemeden. Bilerek olmasa bile o konuda bilgin olmadığı için ya bu kadar diğer konulara hakimsin. Devamlı bu şey yapıyorsun, bu konuya da hakim olacaksın. Asıl başkanların yöneticilerin futbola hakim olması lazım, futbolu bilmesi lazım. Evet. Futbolu bilmiyorsun, statta maç oynandığını bilmiyorsun ama bu tarafta her şeyi bir şekilde organize ediyorsun. Bunu da bileceksin, orada ona göre konuşacaksın. Yani 15 yıldır aktif, Urfa'da maç oynanıyor abi o statta. Sahası da gayet güzel. Anladın mı? Hiçbir sıkıntı da yok. Sen bununla ilgili hiç yorum yapmadın. Mantık üretebilen bir zeki bir insansın yani. Hakikaten yok burada. Evet, kibar. Evet kibar olur. Bazen kibar olmak lazım. Bir şey. Sen hep kibarsın. Fenerbahçe'nin maça çıkmama sebebi nedir yani? Sen bununla ilgili yorum yapmadın. Ben hala anlayamadım yani. Ben yarın maçın hala oynanacağını düşünüyorum. Oynanıyor maç zaten. Ya hayır oynanacak yani. Az kadronun Fenerbahçe'nin az kadronun çıkacağını bir sürpriz yapacağını ben düşünüyorum. Evet ben iki uçak geliyormuş zaten. Abi sonuçta Ali Koç'a 3 tane 4 tane uçağı var. Var ya orada Truva'da. Ya yok mu abi sabah istediği gibi bindir uçağı getirir. Yok Aslak'ın gitmiş dinleniyor otelde haberi yok kimsenin. Ama bilet almayın dedi ya Okan. Hayır abi tamam da yani sebebini merak ediyorum Bişar. Sen bununla ilgili yorum yaptın. Ben şöyle düşündüm. Açıkçası onu geçen şimdi Ümit Hoca söyledi 10 yıldır bilmem ne. Bişar çekiyor mu diyorsun bu işlerden? Korkuyor mu diyorsun? Onun fikri bu. Bişar korkuyor diyorsun biraz değil mi? Biraz geri vites yaptı girmiyor çok fazla topları çünkü. Bu aralar ona dikkat ediyorum. O yüzden onu hep bize atıyor. Biraz o da onu da atalım araya. Bana da hep aksine diyorlar ki Trabzon mevzusunda çok ön plana çıktın diye. Hukuki bir mevzu olduğu için. Ama yarınki bu maça çıkıp çıkmamasıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Sebepleri ne olabilir? Bence Ali Koç biliyor ki cebinde tek bir kurşunu var. Ya benim takımımda Galatasaray'da ligde hemen hemen her maçı yeniyorlar. Ama şartlar böyle giderse Fenerbahçe gidip deplasmanda Galatasaray'ı yenebilir mi? Yenebilir. İhtimal. Yani çünkü bu olmadık bir şey değil. Geçen sene yenemedi belki ama bir önceki sene yendi. Crespo'nun golüyle değil mi? Hı-hı. Hani o daha evet. Kötü bir kadroydu mesela. Gidip yendiler. Yani şu anda olur da Galatasaray'la Urfa'da oynadım maç. Maç düşündü 3-0 bitti. Bitemez mi? Biter. Kim yendi? Galatasaray. Fenerbahçe takımı toparlanamaz. Çok demoralize olur. Başkan bunu bildiği için bence maçı mümkün olduğu kadar ötelemek istiyor. Hatta mümkünse ilk o Galatasaray maçından, ligdeki Galatasaray maçından sonraya ötelemek istiyor. Niye? Dikkat edin. Ligden 23'üne ötelemek istemişler. Galatasaray maçı ne zaman? 19. 19 Mayıs'tan sonra oynansın. Hani şampiyon olup olamadığımız belli olsun.
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla başkan özellikle bilhassa ulan bu sezon, son sezonum ya da bu kadar yaklaştık. Tek maçı indirdik şampiyonluğu. Çünkü final. Tek maçın ne olacağını bilemezsin. Hepiniz yaşadınız yani. Tek maçlar istiyorsa Real Madrid gelsin. Hani. Dolayısıyla... Benim duyduğum da biraz daha farklı. Ne abi? Hem bu kupaya hem bu kupayı yani süper kupayı hem de lig kupasını ya Galatasaray'la oynamadan bize verin demiş başkan. Yani oradaki pazarlık oymuş. Yani iki kupayı Galatasaray'la oynamadan bize iki kupayı da alalım demiş. Peki şöyle bir şey olsa nasıl olur? Fenerbahçe yurt dışında lig bakıyor diye Galatasaray direkt yurt dışında lig baksa en azından Galatasaray işi götürürler. Ya bir şey komedisi espri tarafı da yani olacak işte. O zaman bir şart. Bir süperçet atayım. Çok özür diliyorum. Bir süperçet okuyayım abi. Evet. Rüzgar Mat demiş ki Ali Koç Urfa stadının hakkında Allah bilir. Ha bunu okumuştum. Özür diliyorum. Başkan geliyor mu Ümit? Gelmiyor. Berdan Berdi demiş ki Ümit kaptan haklı. Oku. Oku. Hedef saptırılıyor demiş. Oku. Tam oku. Boşver abi ya. İsim şey, tam altında bırakmayalım. Berdan çok teşekkür ediyoruz. Ümit abi sen okudun. Hani sonra... Ben Twitter'a bakıyorum oku dedim. Tamam. Eyvallah. Mehmet Dikmen demiş ki millet asgari ücret ile 60-70 saat çalışıyor. Bana küfür falan var zannettim. Milyon alan oyuncu yok, yorulacak vesaire deniyor. Yapmasın abiler demiş. Haklı. Hakikaten de Mourinho bir ara demişti ya. Yani ancak sabahın 5'inde kalkıp gece 8-9'a kadar çalışanlar... Tabii, Rişar, senin söylediğin gibi eğer ki düşünüyorsa başkan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Takımına yani futbolcuların hocasına güvenmiyor demektir. Bence de güvenmiyor. Bak, eğer ki senin... Ben oyuncular ne düşünüyor çok merak ediyorum. Ben oyuncuların karşılığını düşünmüyorum. Oyuncular kaç ne düşünüyorlar çok merak ediyorum. Edin Dzeko falan bayağı kupa falan simleyi yaptı gidelim dedi. Edin Dzeko tatildeymiş haberiniz var mı? Şimdi gidiyor. Yok gitmiş tatildeymiş. Doğru. Ama kim? Bak işte bu yok, Edin Dzeko tatildeymiş abi. Şeyde bana geldi. Direkt Yunanistan'a mı gelecek şu maç? Bilmiyorum yani tatildeymiş. Hasan Budur demiş ki Allah Galatasaray'a Fenerbahçe yönetiminden razı olsun. Sahillerinde Beşiktaş'ımızın rezil futbolu gündem olmuyor. Galatasaray Fenerbahçe doğru söylüyor. Doğru söylüyor arkadaş. Samsun çoktan paket demiş. Vallahi doğru söylüyor. Yani haklı kardeşim. Santos geldi. Patos çıktı. Her neyse. Yapacak bir şey yok yani. Vallahi bile. Eray Yazgan açıklamaları bir girelim mi? Eray Yazgan. Ya ben zaten önemli. Bir şey söyleyeceğim. Zaman hep buyur, biliyorsun. Buyur. Ben bitti. Yani eğer ki bu Ali Koç. Patinaj yapıyorsun sen. Eğer senin söylediğin gibi düşünüyorsa Ali Koç Fenerbahçe camiasına çok büyük zarar veriyor. Bak bu güvensizlik eğer ki takımına, futbolcuların hocasına güvenmemesi. Bu kabul edecek bir durum değil. Burası Fenerbahçe. Çok iyi bir kadron var. Güçlü bir oyun oynuyorsun. Bu fırsatı değerlendirmen gerekiyordu. Bu maçta kaybederim. Alisson Mendes'i kaybettiğim psikolojiyle gidip orada da o maçı kaybederim bir düşüncesi varsa çok kötü. Bu tramvayı sen camiana yaşatamazsın. Bu alışılmış hale gelirse nasıl da uzun yıllar Galatasaray yenemiyordu Fenerbahçe'yi? Anladın mı? Şimdi ne oldu? Fenerbahçe acaba biz Galatasaray'ı yenemiyor muyuz gibi bir tramvayı veyahut alışılmış hale getirirse çok büyük zarar verir. Bak sevgili Ali Koç, ben seni en çok savunanlardan ve en böyle mantıklı hareket edenlerden gören birisiydim. Son zamanlarda yaptığın eğer ki takımı çıkartmaman sebepleri bunlarsa bilmiyorum kabul etmiyorum. Bak ben kabul etmem. Yani bu kabul edecek mesela bir sporda durum değil. Şampiyonluklar her sene gelmiyor biliyorsun. Başkanlar başarısız olabiliyor. Başkan da zaten 6 yıldır kupa alamıyor. Yani şampiyon olamıyor. Türkiye kupasını futbol aldı. İçerisinde bunlar var mı? Var. Yarın bir gün kupada elendin, şampiyon olamadın. Bu kupada gitti. Bıraktın gitti. Ne olacak abi? Kupasız. Biz bu kargaşa bu ortam olursa ne olacak? Yani bunları bırakıp gittiği zaman ne olacak? Bak. Yine iyi anılmayacak. Şu an zaten 6 yıllık bir başarısızlık var ciddi derece. 200 tane 150 tane oyuncu alınmış. Milyon eurolar gitmiş. Tabii. Sportif açıdan hiç başarı yok. Ve bunları hiç unutulmuş şekilde kimse konuşmuyor. Kapatıldı gitti. Ama o gitti bırak gittikten sonra ne olacak? Fenerbahçe yine kalacak. Tabii anladın ki abi. Yani Fenerbahçe yine hedefleri bitmeyecek. Onun için kişilerden buradan bağımsızdı. Gaza gelip takımları, taraftarları, medya yorumcuları falan birbirine sokmaya gerek yok. Bu Türkiye'ye zarar verir. Türk futboluna, Türk halkına, taraftarlara. Onun için diyorum yani. Onun için biraz daha artık uyanık olun yani. Bravo abi. Bu işin yani kupayla mupayla bir alakası yok. Kupayı almak isteyen adam gelir Urfa'ya oynar. Alabilirse alır gider. Lig maçına çıkar. Lig maçında da göreceğiz. Yine o zaman da olay çıkacak. Ben sana söyleyeyim. İnşallah Allah çıkmaz. Allah korusun. Yani bu provokelere gelmemek lazım. Daha sakin. Bu açıklamaya dikkat etmek lazım. Sahaya çıkacaksın abi. Oynayacaksın. Kazanırsın. Kazanmazsın. Bu kadar basit. Abi bir de avantaj Kerem formsuz, Zaha formsuz, Barış formsuz, orta sahada şey formsuz. Senin oyuncuların formda. Bir tek Icardi formda şu anda Galatasaray'da. Ön alanda. Kerem Demirbay, Torreira. 3 tane oyuncu var bu formda. Bu Fred'e ne oldu ya? Yani Fred yine sakat, Adele sakatlığı yaşıyormuş. Mülgün herhalde o. Bilmiyorum abi ama. Abi hiç kimse de oynamadı. Cengiz sakat, İrfan sakat değil mi şu anda? İrfan'ı sakat diye biliyorum ben. Samet yanlış mı biliyorum? İrfan oynadı son maçta. Fred var, Endombele'yi geçti.
Ndombele en azından oynamasa da sakat değil yani. Kenarda da yakında abi, yakında Ndombele Fred'den daha iyi oynadı dersin. Oraya yani, gidiyor zaten. Ya derse hiç şaşırmam çünkü yani. Çünkü oynamıyor Fred. Fred'i öyle bir şey yaptı ki Fred yok abi piyasada. Herif bir maç oynuyor tık gidiyor. Şimdi bunu da özdeleştir yani. Nerede sakatlandı bu adam? Veya antrenman programı mı yanlış? Adam yok. Adama dünya yatırım yaptın. Ne derbilerde var ne büyük maç hiçbir yerde yok. Yok ama Trabzon maçını aldı. Ha, tamam bir Trabzon maçı. En kritik maçtı bence. Başka Galatasaray maçlarında yok. Lige baktığın zaman kaç maç oynamış? Galatasaray maçlarında derken? Galatasaray maçı oynadı. Gelmemişti daha. Gelmişti canım. Gelmişti bir şeydi. Oynamadı. Cezalı mıydı? Devre arası gelmedi mi abi? Sakattı. Trabzon Galatasaray maçında sakattı. Ümit'e bak sezon başı geldi. Sezon başı geldi ya. Sakattı. Hep sakat işte onu diyorum ya. Dün akşam 1.24.5'teki kızıyla birlikte Galatasaray kadın voleybol takımımızın maçının çıkışında yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır. Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Bununla ilgili görüntü olmaması çok tuhaf ya. Varmış şeyde şey varmış. Demiş, emniyette savcılıkta emniyette varmış. Emniyette varsa yağmadan işlem yapılır. Ben size söyleyeyim gece vakti birden fazla kişiyle nitelikli yağma 10 yıl ceza aldılar. Evet. Dangalaklar bak bunlar ben sana söyleyeyim. Bilmiyorlar. Yani cahil sürüsü. Bu nasıl gelişti bilmiyorum bak, da kim yaptı da hani biz bir yere suçlamıyoruz. Tekrar söylüyorum. Camiayı kim yaptığı belli değil. Yani onu bakacaklar. Birden fazla kişi gece vakti tam nitelikli yağma. Geçmiş olsun. Hayatları peki yapanların Fenerbahçeli oldu. Formalı mıymış yani? Onu bir öyle görünüyor. Maçtan çıkıyorlar. Maçtan çıkıyorlar. Anadolu Efes maçından çıkıyorlar. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönüleme sonuçlardan bahsediyor olacaktık. Kulübümüzü bu yağmacıların, azmettiricilerinin ve onları provoke eden kişilerin peşini hukuki yoldan asla bırakmayacaktır. Başkanımız itidal vurgusu yaparken tam olarak da bu ve benzeri muhtemel olayların endişesini dile getirmiştir. Ancak eş zamanlı olarak dün akşam bir yayında takip ettiğimiz taassubun vücut bulmuş hali, Uğur Dündar ve benzeri bağnaz provokatör sözlü yöneticiler olayları bu noktaya getirmek için çaba göstermektedir. Bu sinsi ve başarı için her yolu mübah sayan anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın. Ülkeye hak ettiğiniz nefret tohumlarını teker söküp atacak. Ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefretlerini Türk sporundan sileceğiz. Uğur Dündar ne açıklama yapmış onun da cevabını verelim. Ezme isteği eziklerde olur. Böylelerine karşı yapılacak tek şey bir an önce iyi bir ruh hekimine görünmesini tavsiye etmektir. Kendilerine yönelik hiçbir kötü söz söylemediğim halde şahsıma saldırarak hedef gösteren yönetici kılıklı holigana sözlerini misliyle iade ediyorum. Uğur hani, Dündar'ın peki ne demiş bahsedilen dün geceki kavgası ne? Ona gelmeden hemen bir saniye Cihan Timur ne demiş? Ümit Bey, winner olmak için çıkıp oynamak yerine çıkmamanın Fener'e gram faydası yok. Ali Koç büyük hata yapıyor kulübüne. Arma'nın genleriyle oynayan başkan büyük takozdur kulüplerde. Kızmayın ama rakibimiz gözümüzde hızla değer kaybediyor. Çok yanlış karar. Rüzgar Matla demiş ki Galatasaraylıyım Ümit abi. Seni gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsın. Evren abi ve Okan abiye de çok selamlar. Aleyküm selam. Ümit abi sürekli Ali Koç'a yaptırıyorlar ettiriyorlar diyorsun. Abi bu adam niye kendi yapmıyor demiş. Verelim videoyu. Sayın Ali Koç'un hayır abi yani şey, genelde başkanlar, liderler mutlaka bir danışman olur. Bir sürü danışman olur. Her şey tek başına gelmez yani. Fenerli iyi sayfalardan bir böyle yazıyorlar. Bak taraftar istiyor. İsmail Kartal istiyor. Teknik ekip istiyor. Futbolcular istiyor. Bir kişi istemiyor. O yüzden maça çıkmıyoruz. Tam hikaye şu anda buraya döndü. Yani. Tam hikaye buraya döndü şu anda. Verelim. Verelim arkadaşlar. Tehdit dili kullanılmamalı. Doğru. Mesela Ali Koç gibi. Yani beni her gece yatarken düşün. Hele başkanlık bitince Ali Koç kimseyi bir daha hop dur orada ben Ali Koç'a laf söylettirmem bulunduğum yerde asla. Ama demedim asla, abi. Böyle asla demedim. Aman. Ne dedi? Aramız söyle. Bozulursa tehdit dili kullanılmamalı. Mesela Ali Koç gibi yani beni her gece yatarken düşün. Hele başkanlık bitince Ali Koç kimseyi bir daha devamında hop dur orada ben Ali daha Koç'a laf söylettirmem bulunduğum yerde asla. Ama demedim asla, abi. Asla. Asla. Aman. Ne dedi? Aramız bozulursa. Evet gelelim. Ali Koç tehdit dili kullanıyor diyor Cemal Enginyurt, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili. Uğur Dündar da diyor ki ben Ali Koç'a laf söylettirmem. Asla aramız bozulur. Ne diyecek? Doğru söylüyor. Başkan abi camiası. Yani biri divan kurulu başkanı, biri kulüp başkanı. Yani. Ama Ümit abi ben şöyle düşünüyorum. Aynısı Galatasaraylı da aynısını yapıyor. Beşiktaşlı da aynısını yapıyor. Trabzon'u kimse yoğurdu mekşi demez ki. Şimdi yok şunu söyleyeceğim Ümit abi. Futbol mu konuşuluyor siyaset programında? Siyaset programında. Hayır ama bunun bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim. Aynı şekilde. Bu Eray Yazgan'ın bununla anlattığı konu ne alakası var?
Eray Yazgan buna sonra cevap veriyor. Diyor ki işte diyor Uğur Dündar gibi insanlar diyor provokatörlük yapıyor. Sonra da Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a saldırıyor. Burada provokatörlük yok ki. Provokatörlük yok ki burada. Şöyle. Ne var? Sonrasında varsa adam, bilmiyorum yani. Hayır, provokatörlük yok da. Diyor, sonrasında diyor, o tehdit bari açıklaması normalmiş gibi. Tamam şimdi, o zaman Eray Yazgan'ın ilk o zaman Eray Yazgan'a bir soru soruyorum. Buyur abi. Tamam Erden Tümür kendi özür dilemiş olabilir. Bu ligi bitirtmeyiz. Mafya vari bir açıklama mıdır değil midir Eray Yazgan? Genel sekreterim cevap ver. Savaş. Bu ligi bitirtmeyiz lafı nedir Eray Yazgan? Önce bunun bir cevabını ver. Sen buna de ki evet bu laf doğru bir laf değildir. Neydi adam? Erden Tümür hata yapmıştır de. Ben de kendi adıma senin istediğin cevabı sana vereceğim. Hadi. Yok, Erden Tümür özür dedi zaten. Ha, Erden Tümür özür dedi. Ama TFF'ye dedi o. Hı? Yani tamam TFF'ye tamam. Sonuçta bunu ya bu da kendi Cemal Engin da kendisine bir o, sohbet programı. Yok. Yani taraftarla alakalı kavgayla alakalı bir konu yok ki. Konuşma üslubuyla ilgili diyor hani. Tamam diyor. Ben konuşturmam diyor. O kızla haklı babasını diyor yani öyle konuşabilir diyor yani. Anladın evet, mı? Onu hayır, demek istiyor. Haklı değil mi? Ya kızla babasının yaşadığı kavgayla alakalı bir şey değil. Eray Yazgan'ın tamam. Anlatıp da buradan Uğur Dündar'a çıkaracağı bir yol yok orada ya. Çıkacağı bir yol yok yani. Yoksa ben sana söyleyeyim. Şimdi bir tanesi de kalkıp orada Galatasaraylı birine Erden Tümür gibi böyle gibi bir tane herhangi bir Galatasaraylı'da aynı tepkiyi verecektik. Bir dakika kardeşim Erden Tümur'a bunu diyemezsin diyecekti. Ya bu ben daha kapatalım dersin diyebilirdi. Burada konuşmayalım diyebilir Uğur Dündar ama ben konuşturmam söylüyorsa da haklıdır gibi bir şey var orada anladın mı? Ama olay çok orada haklı olay değil yani. Orada bir tehdit var. Sonra görüşürüz var anladın mı yani? Bilmiyorum. Tamam da o olayların muhatabı buna cevap verecek biri varsa mesela Erden Tümür. Şuraya geleceğim. Hani Erden Tümür bu olaya cevap vermiyor. Şimdi Eray Yazgan dönüyor dolaşıyor. Erden Tümür'ün da kendi özür diledi ama velev ki diyelim ki başka bir şey yani sen nasıl kalkıp ya bu kulüp bunun onunla alakası yok konunun. Erden Tümür zaten suç duyurusunda bulunuyor yani onunla ilgili dava var. Tabii canım. Hayır, resmi zaten o iş. Kulüp sözcüsü olarak da Eray Yazgan böyle bir şey söylemiş. Yani o da aklı olarak. Ya şöyle abi ben hani Uğur Dündar provokatör falan demem ama hani öte yandan mesela Uğur Dündar saygınlığıyla gazetecilik kariyerini sürdürdüğünü düşünüyor ise eğer, hak adaletten bahsediyorsa eğer, işte Ali Koç'un kullandığı dili de bence divan kurulu zaten böyle bir şey. Yani bütün genel kurulun başındaki. Tamam insan. Bir tanem anladım da Galatasaray'ın divan kurulu Erden Tümür'ü eleştiriyor mu? Erden Tümür'ü kınıyor mu ki? Örnek veriyorum. Kendi yapmadıkları öz eleştiriyi başkasından bekliyorlar. Ümit abi ama öz eleştiriyi Erden Tümür'ün kendisi yaptı. Mesela sen hayatında hiç hata yaptın mı? Her gün. Ömrün 300 yıl olsa yine hata yaparsın. Hata yapar. Hata insana matup bir şey. Ama özür dilenmişse artık şunu dersin. Ya adam özür diledi abi. Tamam da. Uzatmaya gerek yok. Bak onu tartışmıyoruz. Şuraya geleceğim ben sadece. Hı. Şimdi Sayın Ali Koç'un kullandığı dil biz hani Fener 30 milyon Fenerbahçeli seni not etmiştir. Bu şu demek. Ben Ali Koç olarak seni not ediyorum. Bir de kulübümün başkanlık sıfatını kullanarak hedef mi seni 30 milyon kişinin önüne atıyorum demek. Fenerbahçeli Fener not etmiyor. O öyle diyor. Not ediyor. Başkan, başkan öyle diyor. Ha. Başkan her gece rüyalarında bizi düşün diyor. Uyumadan evvel bizi düşün diyor. Şimdi bu dili bence hani bak sen kabul etme demiyorum yanlış anlama. Ama bu dil bence tehdit dili. Türkiye'deki bir milletvekilinin hatta bir İstanbul milletvekilinin buna dair bir beyanda bulunması bence orada Cemal abi şey espri yapıyor. Cemal Engin'i tanıyorum. Ve bu ben tanıyorum. Kötü niyetli muhalefet yapmıyor. Ama başka bir noktalardayız. Uğur Dündar'ın da ben Uğur Dündar'ın yerinde olsam açıkçası yani Ali Koç'la ilgili böyle konuşamazsınız aramız bozulur demek bence bir artık hani olaylara insani bakma vasfını yitirmenin tezahürü. O kadar abi çok özür diliyorum bitireyim. İnsani bakma vasfının veya adaletli bakma vasfının yitirmenin tezahürü. Yani Ali Koç demişse doğrudur. Ali Koç'a karşı bir şey deniyorsa yanlıştır. Şimdi bu, ben sana bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeceğim bu sana çok bırakacağım. Yanlış bir bakış açısı. Hele hele yaşı 80'i bulmuş bir gazeteci. Divan Kurulu Başkanı olan ki gelirken de Aziz Yıldırım'ın desteğiyle gelip geldiği günden itibaren Ali Koç'un yanında yer alma pozisyonuyla zaten çok ciddi bir karizma kaybetti. Ali Koç'larda bunları bu görüntüleri vererek bence daha da karizma kaybediyor. Ali Koç yani 40 yıllık çok özür diliyorum Okan abi. 40 yıllık bir sana bırakacağım sözü. Tamam. 40 yıllık bir gazetecilik kariyeri var. Hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Melih Gökçe'nin kavgalarında hakem pozisyondaydı değil mi? Daha evvel Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Deniz Baykar rahmetli Allah rahmet eylesin. İkisinin tartışmalarında hakem pozisyondaydı. Yani hem sağdan hem soldan insanların takdir ettiği görüşlerini desteklemeseydi. Ama bu haliyle Uğur Dündar'a ben bakıyorum. Ya bir şiddet dili var. Bak özüre davet etme sıkıntı yok. Ama
Ali Koç'la ilgili konuşursan senle kötü oluruz. Abi niye insanlar konuşamasın? Ali Koç tövbe haşa peygamber mi? Bir kulübün başkanı. Ümit abi de konuşacak. Okan abi de konuşacak. Evren abi de konuşacak. Hatalı bir şey yapıyordu biz. Sayın Ali Koç burada hata yapıyor diyeceğiz. Doğru bir şey yapıyor. İki senedir, doğru yapıyor diyeceğiz. İki, üç senedir Ali Koç'ta Erdem Tümur arasında bir şey var. Sıkıntılı gerilim var. Süreç var değil mi? Bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Bundan bir buçuk, iki sene önce, bir buçuk sene önce Erdem Tümur savaşsa savaş, ölümse ölüm, nereden gelecekse gelsin gibi bir ifadede bulundu mu? Bulundu. Belki Ali Koç bunu üzerine alınıp da kardeşim yani bize racon mu kesiyorsun gibilerinden ona misillemeye cevap vermiş olabilir mi? O zaman bu söylemlere karşı neydi o adamın ismi yönetici? Eray Yazgan. Eray Yazgan onunla ilgili bir tweet attı mı? Yok tamam, öbürüyle ilgili özür diledi. Yok yok. Özür dilediğiyle ilgili atmadı. Tamam, onu bir kenara koy. Ama bu söylemleriyle ilgili acaba bir özür diledi mi? Dilemedi. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bunlar olacak abi. Ali Koç'un söylediği de doğru değil. Erdem Tümur'un yaptığı da doğru değil. Beşiktaş bazı yöneticilerin de yaptığı doğru değil. Bunlar hatalar yapılıyor. Biz de burada ne yapıyoruz baba? Birbirimize giriyoruz. Taraftarlarla yok biz girmiyoruz. Evet, genel yani zaman zaman. Biliyor musun bak? Fenerbahçe adına konuşan var. Galatasaray adına konuşan var. Beşiktaş adına konuşan var. Bütün suç Ali Koç değil. Bir toplanabiliyoruz bak biz. Babacığım. Bütün sorumluluk, bütün suçluluk Ali Koç'ta değil. Öbür taraf da masum değil kardeşim. Kimse kusura bakmayacak. İki taraf da birbirine devamlı laf çakıyor. Aynı fikirdeyim abi. Burada Ali Koç'un oradaki Uğur Dündar'ın da başkanı seviyor, sahip çıkmış olabilir. O içgüdüsü var, koruma içgüdüsü yaşamış olabilir orada. Ali Koç'un da yanlışlarını kalkıp da sevdiği bir insanı bir anda orada yermek de doğru değil yani. Belki onun açısından doğru değildi. Ben bu açıdan da düşünüyorum. Yani burada Uğur Dündar çok fazla bir şey demedi ki kardeşim Ali Koç hakkında konuşma. Çünkü ben Ali Koç'u seviyorum, konuşturmam diyor. Burada ne var ki? Bozuşuruz diyor. Yani bozuşuruz diyor. Yani burada bu olabilir şey abi, tarzdır. Olur bu yani. 30, dediği gibi Evren abi değil mi hocam? Objektif yorumcu olarak şey yaptı, hani hep böyle oldu. Ben artık bu tarafa geçtim dedi. Ben de böyleyim. Anladın evet. mı? Artık o durumda. Aynen yani. Öyle. O şeyini kaybetti. Bu durumda artık Fenerbahçeli. Yani zaten Fenerbahçeliydi ama bu konumda ben böyleyim diyor adam. Bu Fenerbahçelilik değil ama abi. Bu Ali Koç sporluk. İşte onu diyorum. Böyleyim artık. Ben bu yolumu buraya seçtim diyor. Konuşturmam diyor. Yani divan başkanlığı yönetimler... Orama Eray Yazgan'da Erdem Tümurluk o zaman. Nasıl anlamadım? Erdem Tümur, Ali Koç. Eray... Tabii Eray Yazgan'ı yaptılar. Şu açıdan bakmak lazım. Birincisi Uğur Dündar orada bir gazeteci olarak bulunuyor. Divan başkanı sıfatıyla bulunmuyor. Evet. İkincisi Eray Yazgan'la Uğur Dündar'ın pozisyonu çok farklı. Uğur Dündar Fenerbahçe içerisindeki muhalifleri de kapsayacak bir pozisyonda. Yani tamamının başkanı. Divan başkanlığı böyle bir şey. Eray Yazgan'sa Erdem Timur'un yol arkadaşı. Bir süperçi tamam, en başta kendi kapısının önünü temizlesin. Sonra başkasına Eray Yazgan kalkıp da Erdem Timur'a sen bunu nasıl konuşursun? Türk futboluna tohum... Ben Eray Yazgan'ı savunmak söylemeyeyim. Ben de provokatörlük değil. Burada temel konuşu. Ben sana abi, bunun için söylemedi. Hiçbiri bu konuda baktığın zaman Türk futbolunun yöneticileri içerisinde hepsinin hataları... Ya, hiçbiri birbirinden daha şey değil yani. Hatasız değil. Abi kendi hatasını kabul etmeyen insanlar başkasını eleştiremez abi. Bu böyledir, anlatabildim mi? Bakıyorsun. Şimdi bir de televizyon hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Yani biz dörtlü arasında konuştuklarımız da var. Ekran önünde konuştuklarımız da var. Tabii. Bazen televizyonda olman gerektiği gibi oluyorsun. Teknik konularda belki dibine kadar gidebiliyorsun. Anlatabildim mi? Yoksa tabii. Şimdi orada 30 milyonluk o Cemal abinin girdiği konudan itibaren artık orada siyasetçi vasfını yitiriyor. Divan kurulu başkanı olarak cevap vermek zorunda. Anlatabildim mi? Bence orada hiç görmezden gelse şahsi kanaatim daha iyi. Ali Koç'un hani savunmak zorunda değil ama. O senin yorumun. Bana göre. Bak önemli olan farklı düşünüp aynı masada oturabiliyor. Bir şey yok bana göre yani. Erdem Berlin demiş ki medeni bir toplumda olsaydı Fenerbahçe'nin bu protestosu müthiş alkış alırdı ama bakıyorum da gene Fenerbahçe haksız edilmek isteniyor. Ama ya nereden kardeşim bak bir cevap vereyim. Sabahtan beri atıyor. Teşekkür ediyorum. En sonunda at abi. En sonunda ver. Şenol demiş ki 2014 sezonunda şampiyonluğun kaçmasını otobüs kurşunlamasına bağlayan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk kaçarsa neyi gerekçe gösterecek merak ediyorum. Mustafa Şahin demiş ki ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa bu Cemal Enginyurt zamanında derin futbola bağlanıp Fenerbahçe'nin Suriye'yi torbalarla bir şeyler kaçırdığını mı söylemişti? Hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Hasan Budur demiş ki şu TFF başkanını neden göndermiyorlar? 20 takım şikayetçi. Bir hafta sonu komple lig maça çıkmasa ne olur? UEFA bu olaylardan Euro 2032'yi alacak bizden. Almaz. Öyle bir şey yok. Bunlarla alakalı bir durum değil. Şenol 57 demiş ki Bışar Bey sizi avukat olarak Almanya'da yaşayıp Türkiye'de avukatlık işi olanlara tavsiye edebilir miyiz? Tabii FETÖ, terör ve vatan hainliği hariç. Aynen öyle Şenol. Tavsiye edebilirsiniz. Zaten ofisimizin bir mail hattı var. Ofisimizin numarası da internet sitemizde var. Oradan da WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz bize.
yazmak suretiyle. Bak 10 yıldır. Son olarak Ozan Hocaoğlu demiş ki ters algı yapıyorsunuz. Orada Ali Koç haklı. Onun hakkında konuşmayın demiyor. Orada diye şey benim olduğum yerde yorum yapmayın. Benim aramı bozmayın diyor. Ozan ben de tam olarak bunu diyorum. Ali Koç haklı haksız demesine gerek yok. Ali Koç'la ilgili bir yorum yaptırmamak doğru değil. Oradaki insanların amacı orada bulunma olayı yorum yapmak zaten. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Okan abi bir şey söylesin. Ben de ki Okan abi benim bulunduğum yerde bununla insanla ilgili yorum yapma. Hayır adamın görevi yorum yapmak. Tamam. Ya seyirkana bak lütfen. Berdan kardeşim abi, bak 10 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Yani haklısın. Tabii ki de böyle bir gerginlik, bir stres içerisinde yaşayabilirsiniz. Fenerbahçeliler olarak o psikoloji, ruh hali kolay değil yani. Biz 4 senedir, 3 senedir şampiyon olamıyoruz. Ocak'ta, Aralık'ta şampiyonluktan kopuyoruz. Bizim camiaya da bakıyorum abi. Hem sosyal medyada, hem tribünlerde, hem sokakta, dışarıda insanlar bir tartışma içerisine giriyor. Kolay bir süreç değil sizin açınızdan. Ha, hakkınız yendi mi bu 10 sene içerisinde? Kesinlikle yenilen sezonlar da oldu. Ben şahidim, ben de gördüm mesela birçok kez hakemler tarafından, federasyon tarafından, MHK tarafından gördüm. Ama Fenerbahçe bu ülkenin büyük camiası, Güzde Kulübü, Türkiye'nin tamam, en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Şu maça çıkmamasının sebepleri bu kadar basit olmaması gerekiyor. Çıkacak aslanlar gibi oynayacak. Ne diyor biz diyor, çıktık aslanlar gibi, çık mücadele ettik, oynadık diyor hoca. Hoca da istiyor, futbolcular da istiyor ama başkanın bu maça çıkmamasının sebepleri de bu kadar basit kolay olmaması gerekiyor. Fenerbahçe Galatasaray arasında da şu anda sadece yarışta oldukları için bir gerginlik var. Tribünler anlamında bazında bir gerginlik yok ki Fenerbahçe. Yani tamam geçen voleybol maçında yaşanan olaylar tasvip etmiyoruz, doğru değil ama bu maça çıkmama sebepleri altını dolduracak bir done olmadığı için ben bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe ile Galatasaray maçını yarın izlemek istiyorum. Yani sıkıntılı bir süreç, kaos bir süreç yaşanmış olsa, maç yarıda kalsa, bir şeyler olmuş olsa, tekrarı işte 60. 70. dakikadan sonra oynanacak gibi bir karar alınsa, haksız doğrusu Fenerbahçe, burada ben de, Evren abi de, Bışar da, Ümit Hoca da Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldı kardeşim çıkmama konusunda haklılar deriz. Ama şu durumda çıkmamasını ben hala kabul edemiyorum. Yani doğru da bulmuyorum. Bilmiyorum Evren abi. Arkadaşımıza cevap verdim burada. Tabii ki de kabul eder, katılabilir. Onun görüşü, bu da benim görüşüm. Güzel cevap verdik abi. Teşekkür ederim. Ya. Yani bunlar güzel şeyler değil Bışar. Vallahi güzel bir şeyler değil. Bak 3 tane sahanın içine geçen gün ne dedin yayın bittikten sonra bize? Abi dedin, hatırlıyor musun bir yayın yaptık burada taktik sistem saha içini konuştuk. Hangi maçtan sonra? Abi dedim ben dedim bu zamana kadar birçok kez programa çıktım, yayınlar yaptım dedim. Bu kadar keyif almadım dedin. Bak bunu söyleyen kanalın dedim sahibi moderatörü. Şöyle dedim. İlk defa dedin herhalde. Adeta bir grup sanatçı recital yapıyor gibi hissettim. Demedin mi böyle bir şey? Evet. Sen de şahitsin. Sen ben de duydun. Niye hemen beni ters köşeye yatırmıyorsun? Sen hatırlamıyorum. Sen erkenden çıkıp gidiyorsun ya içeride bir kerekat muhabbet evet, edelim. Gel de bir sohbet bir edelim. Şey İşi var. Şöyle. Tabii. Niye İşim erkenden çıkıp gidiyorum biliyor musun? Erken geldiğim için erken gidiyorum. Biz ne zaman erken geliyorsun be? Sen 3 aydır hep biz buradayız. Hocanın bir şeyi var. Erken geliyor hoca devamlı şimdi da. Erken gidiyor. Nereden biliyor? Sen söyledin. Sen söyledin. 2-1 oldu. Ama sen söyledin. 2-2 oldu. Sen söyledin. Az önce söyledin ya. Erken gidiyorum, erken gidiyorum dedim. Şu kupayı bir daha göstersene ya. Emre Şenol demiş ki, Ömer Şenol. Süper kupayı gösterelim. YouTube bir şey attım, baktın mı? Ömer Şenol demiş ki, beyler Ali Koç iktidarın adını anmak istiyor ama anamıyor. Fener bu halde ise iktidarla kavga etmekten. Ozan Hocaoğlu demiş ki, Bişar Bey tamam ama o programda siyaset programı sonuçta. Yani Ali Koç ne alaka? Futbolu siyaset programı. Evet doğru söylemiş Ozan. Sokan mı hatalı yoksa yorum yapmayın diyen mi? Ama orada da ki bir örnek veriyor anladığım kadarıyla. Orada Uğur abi şunu diyebilir değil mi? Yani mesela şunu diyebilirdi ya, bu burası siyaset programı, bunu başka programı. Çok klas olurdu biliyor musun? Ya da ben kulübün divan başkanıyım. Başkan bürolarında detaylarla anlatırdı. Ben olsam Uğur Dündar'ın yerine şunu yapardım. Ben divan başkanıyım Cemal Bey. Hani fikirleriniz, sizin fikirleriniz aynı noktada bakmıyoruz bunu ama hani benim divan başkanı olarak taraf olduğum bir konuda bence burada bu konuyu açmayalım hiç dese çok klas olurdu. Doğukan Geylanoğlu, Bışar doğru haber yapın kardeşim ya. Uğur Dündar, Ali Koç, Erdem Timur'a cevabını verdi. Haddini bildirdi diyor. Öncesinde yapmayın böyle. Kısa haberlere Erdem'e güzel cevabını verdi diyor. Özür dileriz abi. Berdan Berlin demiş ki, yazıklarım Okan Koç için değildi. Genelde Okan Koç'u sever sayarım, yorumlarını dikkate alıyorum. Ümit Kaptan'a sevgiler. Hazır mı? Teşekkürler kardeşim. Gösterdiğim şey. Kupamızı getir abi. Şimdi kupayı getirecek de size ben üçünüze de bir şey soracağım. Sor. Tamam mı? Fikrinizi merak ediyorum. Hepiniz futbolun içindesiniz. Ben hukukçuyum ama fikrinizi merak ediyorum. Şimdi TFF'nin futbol disiplin talimatının 56. maddesi var. Başlık müsabaka sonucunu etkileme. Şimdi biz hepimiz yarın evet müsabaka sonucunun biliyoruz değil mi hemen hemen? Tamam. Doğru mu? Evet biliyoruz.
müsabakanın sonucunu veya süreci hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Size soru. Müsabakanın sonucu sizce etkileniyor mu, etkilenmiyor mu? Bu kapsama girer mi? Ya yazıyor mu orada sağa çıkmama, sağa çıktığın zaman işte sakatlanma şey yazmadığı için bir şey etkilemez. Hayır, sağa çıkılıyor ama. Sağa çıkılıyordu ama işte sakatlanıyor abi olan ama şey bu. Ama spor ahlakına uygun mu değil mi? O Evren abinin. Yani buradan bir sürü açılım çıkartırız. Ama onun ispatı var mı? Onun cezası var, ne diyor? Teşebbüs halinde ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar men cezası verilecek. Ama tamam. Fenerbahçeli yöneticiler, çok özür diliyorum. Fenerbahçe neden bugün yarın sahaya çıkmamazlık yapmıyor da çıkıyor? Tam ceza almamak için doğal olarak. Yöneticiler ceza almamak için. Oyuncular ceza alacak ama. Yöneticiler ceza almamak. Oyuncu kırmızı kart cezası alacak. Ne alacak abi? Yok, kırmızı kart görmez misin? Sakatlandım çıktım. Sakatlandım çıktım. Bir dakika, oyuncu burada almayacak mı? Almayacak tabii. Yerine. Sakatlandım. Tamam, yok, kadro 9 kişi. Ha. Tabii 9 kişi de sahaya çıkacak. Tabii. Bak. Şimdi ben size soruyorum. Spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasak. Spor ahlakına uygun mu bu? Değil. Bak, 3 tane milli seviye futbolcu. Ben hukukçu olarak cevabı biliyorum da. O çocuklar ceza alır mı? Ya abi, normal bir hukuk düzenini konuşmamız lazım şimdi. Neyi konuşmamız lazım? Normal bir hukuk düzenini konuşmamız lazım. Bak, yanlış anlaşılmasın. PFDK'nın ve tahkimin Fenerbahçe'de Galatasaray ilgili de saçma sapan kararları var. Hiç katılmadığım, tasvip etmediğim kararları var. Şimdi 3 tane milli seviye oyuncu. Ben milli olmadım. Vallahi susayım diyorum. En sonunda beni konuşturacaksınız. Ya girmeyelim sakin, abi. Sakin. Girmek de istemiyorum. Okan çok sinirlisin. Yok, sinirlilikle alakası yok abi. Genel yani şimdi. Ya vallahi kabul edemiyorum ya. Ya bak, hoca istiyor, futbolcular istiyor, taraftar istiyor. Başkanım, neden çıkmak istemiyorsun? Tamam, sana göre geçerli sebepler var da yani. Şu maça çık. Bak, ben iddia ediyorum. Sen çık yarın. Kupayı alacaksın. Son form durumuna göre de. Fenerbahçe Galatasaray'ı da yeneceksin. Alacaksın kupayı, bak. Ben böyle inanıyorum ya. Bana da böyle vayiler çok nadir gelir. Geçen dedim Trabzon Fenerbahçe maçıyla ilgili. Biliyorsunuz. Maçtan bir gün önce yayında. İçimde çok üzülüyor. Vay geliyor mu? Şu anda gelmedi. Geldiği zaman söyleyeceğim. Pekala şey Ümit, yani Galatasaray kupayı aldığında hediye edebiliyor mu? Fenerbahçe. Ha, hediye eder. Abi, benim söylediğim. Değil mi yani? Onlar cezadan çıkmayın maça. Benim söylediğim. Özel ezil rakibimiz çıkıyor, çıkmıyorsa biz de çıkmıyoruz diye bakın hadi. Yok, ben, alalım biz hediye edelim. Ben onu dedim işte. Bence öyle bir şey olmaz. Ya şu var abi. Ama hediye edelim, bir jest yapalım. Abi adamlar niye çıkmamazlık yapsın ki kardeşim? Ortada bir kupa var diyor. Ben niye çıkıp oynayacağım sen? Bu nedir biliyor musun? Bışar, biz boksörüz ikimiz. Gel, 10 milyon dolar var ortada. Gel kapışalım, sen çıkmayacaksın. Parayı sonra yarı yarıya bölüş. Olur mu öyle şey? Ya bu bunun gibi bir şey. Rakibini bekliyor. Ama abi vallahi en sonunda beni konuşmayacaksın. Fazla girmek istemiyorum. Arkadaşlar, sizlerden ricam. Bitti zaten dediğin gibi. Gecenin bu saati yayın yapıyoruz. Sizler için lütfen abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Abone like atın. 1500 abone sonra 135 bin aboneye geçeceğiz. Maşallah. Türkiye'nin organik dijital kanalıyız. Tamamen organik ilerliyoruz. Sizlerle her biriniz birer bireysiniz. Ve bakın, kapat da bir 5 dakika selam faslı yapmadım tamam. Ne zamandan beri özlemişim abi, takipçilerimi. Aman abi, konuşsun bu, belli oldu. Takipçilerimi özlemişim. Bayılıyor. Sizlerden ricamız, bizi abone olarak izleyin. Çünkü izleyenlerimizin %59'u bizim abonemiz değil ne yazık ki. Yani şu anda izleyen 4000 insan bizim abonemiz değil. Şenol demiş ki 90'lı yılların tribünlerini özlüyorum. Yarı yarıya tribünlerin iki takım güzel taraftarı kol kola yan yana. Pasolik. Yok, ilk güvenlik. Biz 90'lı yılların başlarını özlüyoruz be. Şenol Baba Sinoplu Bildefeld'de yaşıyor. Çok değerli birisidir. İnanılmaz da iyi de Trabzonspor'dur. Selamlar kardeşim. Manevi çok güzel söylemiş. Dur, direkt dur, sana bırakacağız ya. Okan. Bir de dur, şu kupayı aldım. Ver bir ya. Pazar günü ver şu kupayı da. Ben de gideyim bir kaldırayım kupayı, ne yapayım? Sen alışıksın kaldırmaya. Devamlı kupa kaldırıyorsun çünkü ya, anladın mı? Bunu da kaldıralım bari. Öyle görünüyor. Nasıl hoşuna gidiyor? Var mı son olarak söylemişsiniz? Ya abi, bu kadar da bariz belli olmaz ya. Bak kupanın güzelliğine bak. Allah'ım yarabbim. Duyuyor musun, alışkınsın? Değişmiş ha. Yalnız güzel kupa yapmışlar. Evet, Türksel Süper Ligi. Şeyden, lig kupasından falan hepsinden güzel. Şimdi tabii lig kupasını. Geçen seneki o neydi ya, kurtla elma gibi. Vallahi bir geçen sene kupayı getirsinler. Bu çok güzel yapmışlar. Bunu da kaldıracağım. Bunu boş ver. Bunu geçelim. Bu değil değil. Yarım elma süper kupa var değil. Doğukan Geylanoğlu demiş ki, lütfen mesajımı doğru okur musun Bışar? Uğur Dündar dün akşam Ali Koç'un tehditine karşılık Erden Tümur'a haddini bildirdi. Çok güzel cevabını verdi diyor. Bak, bir de bu kısım var. Uğur Dündar mı bunu söylemiş? Uğur Dündar onu söylüyor. Dün akşam Ali Koç'un tehditine karşılık Erden Tümur'a haddini bildirdi. Çok, o yüzden de dedim devamı var mı diye. Yani Ali Koç'u onaylıyor, tasvip ediyor bu arada. O yanlış zaten. Onu söylüyor zaten biz. Yani komple yanlış. Evren abi, var mı son olarak söylemek istediğiniz? Yok, söylemeyeceğim. Kupayı istiyorum. Yalnız yarın
Maç önü çok enteresan olacak. Çok enteresan olacak maç önü. Çok merak ediyorum ha ben maçı. Bence şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Çok büyük ihtimal maçla beraber biz yayında olacağız. Öyle duruyor. Hasan Budur demiş ki Melo Emre'yi özledik. Daha seviyeliydi. Ha, maçta mı gireceğiz yayına? Galiba öyle olacak. Maç erken bitecek diye abi. Maç kaçta yarın? 9.30. 9.30'da gireriz yani. Önünden o çünkü hani maçı biz burada izleyip maç bittiğinde. Öyle bitirelim. Tabii zaten 10 dakika sürer sürmez onu göreceğiz ya olayları. Bilal Yıldız teşekkürler. Bronz grubuna katılmış. Var mı abi söylemek istediğim şey Ümit abi? Yok, yok teşekkür ederiz. Şey yok o kara bırakıyor. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Olympiakos maçı bayramın ikinci gününe geliyor değil mi? Evet abi. Perşembe günü işte. Top Okan abi de. Okan abi arkadaşlar, sen de. Hoşçakalın. Selamlar sevgiler. Top yarın top. Tabii güzel bir maç izlemek isterdik ama maalesef Fenerbahçe başkanı aldığı karardan şöyle. Dolayı maçı izleyemeyeceğiz. Arkadaşlar. Selam faslı var şu anda. Yani bak 5500, 5800, 5900, 6000 kişiyiz arkadaşlar. Yani bin kaç bin? 1600 mü lazım takipçi? Tabii ya. 1600. Ya burada takipçi olmayan arkadaşlar takipçi olsunlar. Bak Evren abi sevenler takip kızı. Ümit Özat'ı sevenler, beni sevenler, Bışar'ı sevenler arkadaş takip edin ya. Bak sizlerle burada beraber oluyoruz. Muhabbet ediyoruz, makara yapıyoruz, şov yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bazen geriliyoruz, bazen Bışar'ın söyledikleri mesela çok mantıklı geliyor bana. Burada kardeşim şaka yapıyorum. Seviyorum Bışar'ı ben. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz işte. Şimdi kim var bakalım? Rüzgar Çıtır var, gülüyor. Okan abi yarın kim kazanır? Galatasaray banko kardeşim. %3-0 kazanır. Net. Kazanmasın ben adımı değiştireceğim. Bak bir daha da yayına çıkmayacağım. Söz veriyorum. Bak net. Vayı geldi bana. Galatasaray yarın 3-0 kazanır kardeşim. Tamam mı Halil Yıldırım kardeşim? Galatasaray dedim Halil Yıldırım. Mahmut Suyer. Selam kardeşim benim. 2013 basket maçını Fener dedim mi? Galatasaray maça çıkmıyor. Biz de çıkmadık dedi. Aa bak çok güzel bir şey yazdı ha. 2013-14 yılında basket maçında Fener dedi mi Galatasaray maça çıkmıyor biz de çıkmayalım diye. Doğru söylüyorsun. Ama o basket bu futbol. Halil dedim ya Galatasaray kazanır kardeşim. Maç 9.30'da kardeşim. Yarın kaçta diyorsun? 9.30'da. Kilo aldım evet. RS6 verdim. Şimdi kamera bilmiyorum. Biraz yakından çekiyor ama Ramazan ayında verdim. Yok oynanmayacak büyük ihtimal Oğuzhan kardeşim ama ben oynanmasına yanayım. Hamit Yaşar teşekkürler kardeşim. Ya bazen katılmayabilirsin yorumlarım olabiliyor saygı duyuyorum ama küfür hakaret etmeyin. Yani mantıksız yorum yapıyorsun de saygı duyarım. Bir de burada bakın arkadaşlar bak size bir tenkitte bulunacağım. Küfür hakaret sosyal medyada buralarda etmeyin. Birçok yorumcuların avukatları var. Buraları takip ediyorlar. Yakalıyorlar baba yapıştırıyorlar cezayı. Yani girmeyin bu toplara. Bazıları bilerek tahrik ediyor. Siz biliyorsunuz o kişilerin kim olduğunu. Yani maçlarından önce Karagümrük ve Antalya maçı incelenmeli diyor bir tanesi. Okan benim basket maçında doğru. Urfa'ya ne zaman gelir? Yarın geliyormuş kardeşim. Yarın U19 takımı gelecekmiş benim aldığım duyuma göre. Hollanda'dan selamlar. Sarıyerli Muti Ceylan. Muti Ceylan kardeşim selamlar. Sarıyer var ya müthiş yer ya. Bizim biliyorsun Yasin Oralı, Yasin. Benim çok sevdiğim dostlarım var Sarıyer'de. Çok güzel bir yer Sarıyer. Ama Hollanda'da yaşıyorsun galiba kardeşim. Mehmet ne yazmış? Abi FB maç 9 kişiyle çıkacak. 90 dakika tamamlandıktan bitirecek dediler. Ve gelse topçular dakika 1'de gol yesinler. 50 dakika top çevirip öyle bir galibiyet alsınlar ki. Yok kardeşim yani fark etmez. Fenerbahçeli oyuncular benim aldığım duyuma göre sakatlanacaklarmış gibi bir şeyler söylüyorlar. Bilmiyorum yani. Dikiş tutmaz sabri. Dikin çok güzel ha. Selamlar. Ne haber kardeşim? Tolga Karadeniz. Okan Baba alınma seviliyorsun. Kalbi güzel adam. Ya, sağ ol kardeşim benim. Teşekkürler Tolga kardeşim. Atmaca 12. Yok be kardeşim. Bazen biz de taraf oluyoruz yani. Beşiktaşlık duyguları tabii ki de o tarafa çekiyor. Şimdi Galatasaraylı, Fenerbahçeliler de yorumcu arkadaşlarımız, abilerimiz aynı şekilde. Enes Mercan. Vallahi Enes, Mercan, bilmiyorum Mercan. Yani aslında bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir sürpriz yapacaksın dediğin gibi. Okan abi Fenerbahçe sürpriz yapıp A takımıyla gelir mi yazmışsın? Yani böyle bir sürpriz yapacaksın. Yarın çıkacaksın bir de kupayı aldığın zaman düşünebiliyor musun sansasyoneli olayları? Acayip bir gündem olur. Başka. Kim var? Oğuzhan Şengün. Seviyoruz abi. Teşekkürler Oğuzhan kardeşim. Yani desteğiniz, ilginiz için. Ya arkadaşlar sizden ricada bulunuyorum. Yani şu anda takip etmeyen yaklaşık yarısı takip etmiyormuş 5000 kişiden. Yani
en azından ne kadar 5000 kişiden 1000 kişi var mı Samet takip etmeyen? Yani 1000 kişi, yani en azından 300-500 kişi gelse böyle takip etse bizi, destek olsanız. Ulan oyun delisi. Çocukken bana bunu çok söylerlerdi. Alınmıyorum kardeşim. Bu yani ironi, espri yapıyorsun. Teşekkür ederim kardeşim. Yani yine sonuçta burada bir espri yapmaya çalıştın. Tolga Karadeniz selamlar, sevgiler. Ahmet Sait Yalçın, hayırlı geceler kardeşim. Bayramda nereye gidiyorsunuz? Var mı şehir değiştiren, ülke değiştiren, giden güzel yerlere falan? Ben Las Vegas, oradan Miami, belki oradan da Hollywood'a geçmeyi düşünüyorum. Belli değil. Programımı yaptım. Okan abi, içimden öyle geliyor ki sanki büyük sürpriz yap. Vallahi kardeşim bilmiyorum. Evren abi sen, oğlum Evren abi gitti lan. Az önce buradaydı. Junus süper chat yolladın da. Yarın gel. Yarın Evren abiye selamlar yolla da yarın şey yap. RS6 nasıl gidiyor biliyor musun? Yapışıyor yol. Arkadaşım da var kardeşim. İyi geceler kardeşim benim. Sen de adamsın. Müthiş yapışıyor araba yola. Vallahi Bulut Aras, okudun bunu kardeşim. Yani yazıyorsun peş. Aa bak, Bayrampaşa'dan Onur Can Polat. Evet, Okan Koç İnşaat bendim kardeşim. İşler biraz durdu. Ara verdim şu anda. Yaklaşık 3 senedir yapmıyorum. Benim inşaat firmam. Ara verdim kardeşim. Babadan kalan bir meslekti. Babam yapıyordu. Ona devam ettirdim. Biliyorsunuz biraz dolar molar, kurlar, enflasyondan dolayı biraz geri çekilmek zorunda kaldık. Mehmet Veysel Ceri, teşekkürler kardeşim benim. Hakan Altundaş, Yeni Zelanda'ya mı gidiyorsun? Orada bir şey var, dansı var. Ne dansı? Bağırıyorlar yani. Ha? Paka dansı yaparsın. Haka. Bir video... Ne? Haka. Haka dansı var bak Hakan. Haka dansı yap kardeşim. Gönder videoyu, yayınlayalım yayında. Hayırlı geceler Mustafa Günal. Seviyoruz seni kral. Teşekkürler kardeşim. Galatasaraylı kardeşim benim. Berdan Berlin. Kardeşim demin süper chatine cevap verdim. Teşekkür ederim sana anlayışın için. Çok sağ ol kardeşim benim. Berdan Berlin. Belki benden yaşça büyüksün. Abi diyebilirim. Yani abi diye de ifade edebilirim. Başka. Mehmet 1905. Okan abi, Süper Kupa başka tarih oynarsa FB kabul eder mi? Derbi zevkli olursun. Olursun, böyle olmaz. Ederdi tabii ki de yani. Sonuçta etmez. Zaten amaçları oydu. Başka bir tarihi ertelemekti. Vallahi kardeşim ben Beşiktaşlıyım. Sen de Fenerbahçelisin. Ben seni Fenerbahçeli olarak seviyorum. Sen de beni Beşiktaşlı olarak sev. Enes Mercan. Onur Kibar. Ali Koç'ta bir akrabalığın var mı? Yok vallahi kardeşim ya. Yani Ali Koç soy isim benzerliği var. Vallahi Caner Çelik. Okan abi, Semih Kılıçsoy gelecek yıl böyle BJK'de kalacak mı diyorsun? Yani bu Santos'un oynattığı oyun sisteminde sol tarafta, sol önde oynuyor kanat forvette. Sağ beki takip etmeden adam hücumda hiçbir şey yapamıyor. Yani bu tür oyuncuları topun peşinden değil. Buna topu vereceksin. Bu adamlar topu koşturacak. Yani maalesef oyuncunun değeri de düşüyor. Oyuncuların değeri de düşüyor. Bak Galatasaray Fener nasıl oynuyor? Önde basıyor baba. Oyuna hükmediyor. Rakibi boğuyor. Hep 3. bölgedeki oyuncular diri. İstediği gibi çalım atıyor. Şut çekiyor. Geri çok fazla gelmiyor. Yani dans videosu bekliyoruz. Kardeşim bu aralar havamda değilim ya. Beşiktaş iyi giderse burada güzel danslar yapacağım. Şampiyonluk favorin kim ligde? Vallahi kardeşim şampiyonluk favorini Mehmet Büyükekşi de MHK belirleyecek galiba bu sene. Yani kimin olduğunu söyleyemiyorum. Görüyorsunuz neler dönüyor ortada. Vallahi arkadaşlar şu anda yaklaşık 5000 kişiyiz. Sizlerden bir ricada bulunacağım. Ha bak, bir tane Burak Arıcı yollamış. Vallahi Burak Arıcı, seni tebrik ediyorum kardeşim. Bak Fenerbahçeli ne kadar arkadaşım, dostum, sevgili... sevdiğim insan varsa senin gibi düşünüyor. Bilmiyorum sebebini. Hala anlamış değilim. Burak Arıcı, teşekkürler süper chat'in için. Fenerbahçe olarak bugün maça çıkmalıyız diyorum. Büyük hata yapıyoruz. Ali Koç istifa yazmış. Bilmiyorum kardeşim. Ona ben karışamam. Emre, söyledim az önce kardeşim. Şampiyon kim olur? Vallahi bilmiyorum Enes falan. Yani o tür şeylere yorum yapamam. Arkadaşlar bak, 5000 kişiyiz şu anda yayını izleyen. Sizden ricada bulunuyorum. Takip ederseniz, like'larsanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz sevinirim. Buradan bütün Fenerbahçelilere, Galatasaraylılara ve büyük Beşiktaşlara, Trabzonsporlara, Anadolu'daki güzde kulüplerimize selamlar, sevgiler. Avrupa'da yaşayan gurbetçi
vatandaşlarımıza, dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bize vermiş olduğunuz teveccüh, desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bazen katılmayabilirsiniz. Geçen de söyledim yorumlarımı. Saygı da duymayabilirsiniz. Ama küfür hakaret etmediğiniz sürece sizleri seviyorum, saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Bol şanslar diliyorum. Okan Bey, ben Batman nasıl... Batman, ha Batman. Nasılsın, iyi misin? Breakdance'ı bekliyorum. Daha var kardeşim, havamda değilim ya. Biraz takım iyi gitsin. Texas'tan selamlar. Texas, ha Texas'a selamlar kardeşim benim. Yunus Emre İlhan. Güzel bir maç olur ve kazanır. Evet kardeşim, yarın maç olmayacak. Vallahi herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar oruç tutanlara. Okan Bey, Beşiktaş, Erdem Timurlu gibi transfer sihirbazıyla. Vallahi kardeşim ben yani geçen sene de söyledim. Kim bu? Samet Han Ürküt. Yani Galatasaray'ın en iyi transferi Erdem Timur dedim. Müthiş oyuncular aldı. Kim ne derse desin. Yani başarılı bu konuda. Vegors gelir mi? Gelmez kardeşim. Zannetmiyorum. Almaz. Almayacağız gibi. Başka bir isimler dolaşıyor ortada. Tabii net bilgi veremiyorum. Yani bilgi alamadığım için net isim veremiyorum. Arkadaşlarım nerede? Arkadaşlarım nerede yazmış bir tane problem? Vallahi kardeşim bana mı yazdın bilmiyorum. Sevgiler, saygı. Arkadaşlar ha, yanımdakiler soruyor. Onlar yayını bitirdi, çıktılar kardeşim. Ben öyle selam faslı yapıyorum. Bilmem ne işte ya, okuyamadım kardeşim nickini. Sevgiler, saygılar. Hayırlı geceler, huzurlu geceler. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Destek olun bize. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol bitti.